Buyurun arkadaşlar, noktanın ana hatiği ne oluyor? Arkadaşlar, dik koordinat sistemi ve analitik düzlem biliyorsunuz. İki tane sayı doğrusunun dik kesişmesiyle oluşan sisteme biz dik koordinat sistemi ya da analitik düzlem diyoruz. Haberiniz olsun. Hani x, y'yi hep kullanıyorduk ya fonksiyonlarda grafik çizerken. Aynı mantık, değişen bir şey yoktur. X ekseni, y ekseni. Ve burada arkadaşlar unutmayın, bu analitik düzlemde noktalar yaşar. Nasıl noktalar arkadaşlar? Mesela şöyle bir tane nokta belirtelim. Burası 2,3 noktası olsun. Arkadaşlar her noktanın mutlaka x ve y'de bir karşılığı vardır. İşte bu karşılığa biz koordinat diyeceğiz. Haberiniz olsun. Hocam 2,3 derken 2 x eksenine doğru indirdiğiniz dikmedeki x'e karşılık gelen noktadır. Şu ikincisi de y'ye karşılık gelen noktasıdır. Haberiniz olsun. 2'ye apsis, 3'e ordinat. Yani sıralı ikilerin ilki apsistir, ikincisi ordinattır. Genel ismi de koordinattır. Haberiniz olsun. İşte biz buna analitik düzlem diyoruz. Başlangıç noktası orijin oluyor. Haberiniz olsun. Sıfıra sıfır noktasıdır burasıdır. Bunu da unutmayalım. Hem x'i sıfır, hem x'i sıfır, hem de y'si sıfırdır. Bu kadar. Şimdi devam edelim. Dedim ki şu x ekseni ve y ekseni üzerindeki noktaların arkadaşlar mesela burası bir noktası değildir. Bu 1'e 0 noktasıdır. Anlamı şu, x'i 1, y'si 0. Olay anlaşıldı mı? Demek ki her noktayı biz koordinat sisteminde göstermek zorundayız. X ekseni üzerinde ordinatı y 0'dır. Unutmayalım. X virgül 0 ile gösterilir. 0'ın sağındakiler pozitif, solundakiler negatiftir. Y ekseni üzerindekilerin de apsisi yani x'i 0'dır diyeceğiz. Haberiniz olsun. Mesela bu y ekseninde 2 noktasıdır. Ama biz bunu 0,2 diye göstereceğiz. 0,1 diye göstereceğiz. 0,-3 diye göstereceğiz. Haberiniz olsun. Tamam hocam. A, x0'a y0 gibi bir nokta arkadaşlar belirttim. Buradan x0, x eksendeki görüntüsüdür. y0, y eksendeki görüntüsüdür. Bunu unutmayın arkadaşlar. x0'ın x eksenine uzaklığı. Arkadaşlar şu uzaklığı benden isterse. Şu uzaklıkla şu uzaklık aynı şeyler ya. Olur sana y 0'dır. Mutlak değerle gösterilir. Çünkü altta da olabilir. Onu ben bilmiyorum. Y eksenine olan uzaklığı A noktasının. Y'ye olan uzaklığı ise arkadaşlar şundan bahsediyor. Şurasıyla şurası aynı şeydir. O da mutlak değer x 0'dan gösterilir. Haberiniz olsun. Demek ki bir A noktasının eksenlere olan uzaklığı A noktasının x eksenine olan uzaklığı mutlak değer y 0'dır. Y eksenine olan uzaklığı da mutlak değer x 0'dır. Bunu da göz ardı etmeyelim. Buyurun arkadaşlar, geldik bölgelere. Bölgeler arkadaşlar biliyorsunuz saatin dönme yönü, ben bunu trigonometrisinden size göstermiştim. Saatin dönme yönü negatiftir. Saatin dönme yönünün tersi pozitiftir. Biz pozitif yön saatin dönme yönünün tersine doğru gideceğiz. Arkadaşlar birinci bölgemiz şurasıdır. Açıların başlangıcını hep trigonometride biliyorum. Sağ koldan başlatırdık. Şu birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge. Birinci bölgede hem x hem de y sıfırdan büyüktür. İkinci bölge x sıfırdan küçüktür. Evet. Aa, burası sıfır değil mi? Bizim x eksenimiz değil mi? X'in negatif olduğu yer sol taraf. İkinci bölgede x'i iz düşümü negatiftir. Y'si pozitiftir. Üçüncü bölge hem x hem y negatiftir. Dördüncü bölge x'i pozitiftir. Y'si de negatiftir. Bunu unutmayın. Adam diyor ki 4'e eksi 3 hangi bölgededir? X'i pozitif, y'si negatif. Arkadaşlar x'i pozitif, y'si negatif tabii ki 4. bölgeye düşer. X'i negatif, y'si pozitif. X'i negatif, y'si pozitif. Hangi bölgeye düştü? 2. bölgeye düştü. X de negatif, y de negatif. Hem x'i negatif hem y'si negatif. Görüyor musunuz? Hangi bölgeye düştü? 3. bölgeye düştü. Ha, birisi sıfırsa arkadaşlar bunlar bölge değildir. Bunlar eksendir. Ne demişiz? X'i 9, y'si 0. Bu x ekseni üzerinde. X'i 0, y'si eksi 16. Bu y ekseni üzerinde. X 0, y 0. Biz buna orijin diyeceğiz. Haberiniz olsun. Mantık bu. Olay bu. Umarım olay anlaşıldı arkadaşlar. Demek ki dik koordinat sistemi ile analitik düzlem aynı şeydir. Ve arkadaşlar dik
koordinat sisteminde ve analitik düzlemde noktalar yaşar. Ve her noktanın mutlaka arkadaşlar X'te ve Y'de bir görüntüsü vardır. Yani her noktanın mutlaka koordinat düzleminde gösterdiğimiz bir yeri vardır. O da X virgül Y ile gösterilir. Bunu unutmayın. X'tir, Y'dir dedim. Apsis, ordinat. Noktanın X'teki iz düşümüne apsis, Y'deki iz düşümüne ordinat denir. Ve genel isme de koordinat denir. Haydi yola devam. Evet arkadaşlar, orta nokta bir de orantılı nokta. Aradaki farkı biraz sonra size göstereceğim. Orta nokta arkadaşlar kolaydır. Apsislerin aritmetik ortalamasıyla ordinatların aritmetik ortalamaları bize tam orta noktayı verir. Haberiniz olsun. Yani C noktasını mı istiyorsun? Tam da orta nokta görüyorsunuz. O zaman x1 artı x2 bölü 2, y1 artı y1, y1 artı y2 bölü 2 sana her zaman orta noktayı verir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Köşe koordinatların aritmetik ortalamasıdır diyoruz. Haberiniz olsun. Hocam bizden bu C noktasını istesin. Kolay. Bu eksi 1 ile 7'yi toplayın. 6, 2'ye bölün 3. 5 ile 3'ü toplayın 8, 2'ye bölün 4. Bitti bu kadar. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Hadi. Orantılı noktalar ne oluyor? Arkadaşlar orantılı nokta şu oluyor. X'lerin ve Y'lerin artış miktarı ile, mesela bu X'lerin artış miktarları ile aradaki mesafeler orantılıdır. Şu aradaki mesafeler var ya, orantılıdır. Bu formüle biraz sonra değinirim. Bakın bu formüle biraz sonra biz değiniriz. Şimdi ben buradan ne demek istiyorum? Şimdi arkadaşlar bakın izleyin. 2T'ye T verirsin. Bakıyorum X'ler kaç artmış arkadaşlar? Bakın 1'den 5'e 4 artmış. 2T'ye 4 artmışsa o zaman T'ye 2 artar. 2 artarsa burası ne olur? 7 olur. 5'te 7 oldu. Bitti bu kadar. Geldik Y'lere. 2'den 0'a 2 azalmış. 2T 2 azalmışsa T biraz azalır. Biraz azalırsa 0'dan biraz azalttınız ne oldu? Eksi 1 oldu. Bitti. 7 virgül eksi 1 noktası oldu. Bitti bu kadar. Mantık bu. Olay bu. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Demek ki X'leri ve Y'lerin artış miktarları, bunu unutmayın arkadaşlar, aradaki mesafelerle şu mesafeyle orantılıdır diyoruz. Mantığı bu. Ve mantığı da bu x'lere bakıyorum. 1'e 5 olmuş. Burası ne olur diyor. Kaç artmış? 4 artmış. 2t 4 artmışsa 2 katı. O zaman t 2 artar. 5'te 7 oldu. Yani biz bunları bu şekilde çözüyoruz. Y'lere sıra geldi. 2'den 0 olmuş. 2 azalmış. 2 azalmışsa 2t 2 azalmışsa t 1 azalır. 0'dan 1 azalttınız. Eksi 1 oldu. Soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Olay bu. Hadi geldik. Şuraya formüle de değinelim. Arkadaşlar x'lerin farkları oranı x2 eksi x1, x3 eksi x2'ye oranı k'nın d'ye oranına eşittir. Ya da y'lerin oranına da eşittir. y2 eksi y1 bölü y2, y3 eksi y2. Olay bu şekilde. Mesela burada x1 eksi x2, burada x3 eksi x2 yazmayacaksınız. Soldan sağa doğru gittikçe hep o şekilde devam eder. x1 eksi x2 bölü x2 eksi x3. Ya da x2 eksi x1 bölü x3 eksi x2. Aynı mantık. Değişen hiçbir şey yoktur. Eşittir k bölü l. Üsttekilerden alttakiler çıkardığınız zaman üstten başladıysanız l bölü k yazarsınız. Bu kadar basit. Ama biz bunu fazla kullanmıyoruz. Hep oran orantıyı kullanıyoruz. Haberiniz olsun. Buyurun. Zaten biraz sonra sorulara değineceğim. İki nokta arasındaki uzaklık biliyorsunuz arkadaşlar. Şu A noktası, şu B noktası olsun. X1, Y1, X2, Y2. Adrese teslim yapalım. Pıt 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 X1, pıt 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 Y1, X2, Y2. Şimdi şöyle bir tane dik üçgen çizecek olursam. Şurası X2, X1, şurası Y2, Y1. Doğru mudur? Pisagor'u kullan işte. Soru bitti. A ile B arasındaki uzaklık arkadaşlar. Kök içinde hani şuraya ben Mustafa'nın m'si dersem m kare eşittir. Ya da AB uzunluğu olsun. AB'nin karesi eşittir. Y2 eksi Y1'in karesi artı X2 eksi X1'in karesi. Kök içine aldığınız zaman soru bitmiştir. Mantığı şu arkadaşlar. Y'ler birbirinden çıkarıyorsunuz.
karesini alıyorsunuz. X teriminden çıkarıp karelerini alıyorsunuz. Ve kök içinde yazdınız mı? Pisagor bazında soru bitiyor. AB uzunluğunu mu istiyorsun? Kolay. AB uzunluğu kök içinde. X'lerin farkı, işte buna dikkat edin. Negatife dikkat edin. Öğrenci 3'ten eksi 1'i çıkarınca 2 diyor. Hayır kardeş, 4'tür. 3'ten eksi 1 çıkınca 4 birim değil mi? 4'ün karesi artı. 3'ten ya da 2'den 5 çıkar, 5'ten 2 çıkar. Sonuçta karesini alacaksın, sıkıntı değil ki. 5'ten 2 çıktı, 3 karesi 9'dur. Sonuç 5 çıkar. Şıklardan 5'i bulursunuz ve işaretlersiniz. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Demek ki x'lerin farkının karesi, y'lerin farkının karesi. Tabii ki arkadaşlar kök içinde. O sana iki noktanın arasındaki uzaklığı verir. Formül düzeyi de bu şekilde yaptık. Hocam ben ezber yapmak istemiyorum. Onu da size gösterdim ve hızlı bir şekilde. Üçgenin ağırlık merkezi nasıl bulunur? Arkadaşlar üçgenin ağırlık merkezi bütün köşelerdeki koordinatların aritmetik ortalamasıdır. Burada yaptığımız gibi. Burada iki tane bizim köşe olduğu için köşe koordinatlarının aritmetik ortalaması demiştim. Bölü 2 diyorum. Burada bizim 3 tane köşemiz var. Dikkat ettiniz mi? 3 köşenin aritmetik ortalaması. Yani x1 artı x2 artı x3 bölü 3. y1 artı y2 artı y3 bölü 3. Bu sana her zaman ağırlık merkezi verir. Tamam, ABC'nin ağırlık merkezini istiyor. X'leri topla 3'e böl. Ağırlık merkezi. 1'den eksi 3'ü toplayın. Eksi 2. Eksi 4'ten toplayın. Eksi 6. 3'e böl. Eksi 2. 7, 4 daha 11, 2 çıktı, 9, 3'e böldüm, 3, soru bitmiştir. Demek ki neymiş? Köşelerin koordinatlarının arkadaşlar her zaman sana aritmetik ortalaması, sana ağırlık merkezini verir. Mantık bu. E hadi. Evet arkadaşlar, şimdi sıra doğrunun analitiği. Ne oluyor bu doğrunun analitiği arkadaşlar? Birlikte böyle bir irdeleyelim. Eğimlerden başlayalım. Bir doğrunun x eksenine yaptığı pozitif yönlü açının tanjantına biz eğim diyoruz. Ben bunu zaten trigonometride sana göstermiştim. Nasıl yani hocam? Mesela arkadaşlar x'ye ekseninde şu D1 doğrusunun eğimini nasıl bulacağız? Bu pozitif yönde ne oluyor arkadaşlar? Saatin dönme yönünün tersine doğru gideceğiz. Bir de x eksenine kestiği noktanın sağındaki açıdır. Her zaman pozitif yönlü açı arkadaşlar. Hem saatin dönme yönünün tersi hem de sağındaki açı. Burada sağdaki açı neresi? Şurası. Şurada kestiği noktanın sağdaki açı neresi? Şurası. İşte biz bunlara arkadaşlar eğim diyeceğiz. Mesela D1 doğrusunun eğimi istendiği zaman bu sağdaki yapılan yani oluşan açının tanjantını bulursanız soru biter. Şu D2 doğrusunun açısının şu sol tarafın tanjantı değil, sağ tarafın tanjantı. Bunu unutmayın. Pozitif yönlü açının tanjantına biz eğim diyoruz. Pozitif yönlü açı her zaman x eksenini kestiği noktanın sağındaki açıdır. Bunu unutmayın. Tamam. Bunun eğimi m1 ile gösterilir. Tanjant alfa. Bunun eğimi m2 ile gösterelim. O da tanjant beta. Burada bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Mantık bu. Bir doğrunun x eksenine yaptığı sağdaki açının tanjantı. Bunu unutmayın. Sağdaki. Ben bunu trigonometriden işlemiştim. Trigonometri 1'in videolarına bakıp çok rahatlıkla bunu da kavrayabilirsiniz. Hadi bakalım. Hızlı bir şekilde devam edelim. Tanjant ne oluyor? Arkadaşlar bir dik üçgen çizelim. Tanjant alfa karşı bölü komşu oluyor. Karşı bölü komşu yani A bölü B. Eğer açım dar açı ise tanjantım pozitiftir. Çünkü birinci bölgeye düşüyordu. Eğer yok 90'dan 180 arasında ise benim açım yani ikinci bölgede ise tanjant her zaman negatiftir. Bunu da unutmayın. Alfa artı beta 180 ise tanjant alfa eşittir. Eksi tanjant betadır. Bunu da arkadaşlar bilelim. Nasıl yani? Şurası bizim alfamız olsun. Şurası bizim betamız olsun. Bunların toplamı 180 mi? Birinin tanjantı diğerinin tanjantına eşittir ama negatiflisine bunu da unutmayalım arkadaşlar. Bir tek sinüsler artıydı. Eğim demek tanjant demektir. Bunu unutmayın. O zaman arkadaşlar demek ki açım dar açı. Tanjantı pozitif. Şu %100. Ah mürekkebe bak kısmet arkadaşlar. Bu pozitif çıktı. Ay ay. Bu kırmızıdan yana çok çekiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Neyse. Bu M2'nin tanjantı 90'dan büyük olduğu için, geniş açı olduğu için bu da negatif çıkar. Haberiniz olsun. Devam edelim.
Geldik buraya. Eksenlere paralel doğrulan eğim arkadaşlar. Eksenlere paralel doğrular. Y eksenine paralel de olabilir. X eksenine paralel de olabilir. Bunun eğimi sıfırdır. Bunun eğimi arkadaşlar tanımsızdır diyoruz. Haberiniz olsun. Çünkü tanjant 90. Hani hatırlayalım biz sinüs 90 bölü kosinüs 90'dan. Sinüs 91'dir. Kosinüs 90 sıfırdır. Ondan dolayı payda sıfır olduğu için tanımsız oluyor. Demek ki diklerin eğimi tanımsız. Ha x eksenine paralel çizdiğiniz ifadelerin eğimi her zaman sıfırdır. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Çünkü tanjant sıfır, sıfırdır. Bunun tanjant 90 tanımsızdır. Haberiniz olsun. Ha basitten 2-3 tane örnek göstereyim size dedim. Ah, kırmızımızı bu sefer düzgün açalım. Evet. Şimdi normalde arkadaşlar şuraya alfa diyorduk. Tanjant alfa bize eğimi verdi. Doğru değil mi? E tamam. Şurası alfa ise şunun popo kısmına beta desem. E bunlar birbirini 180'e tamamlıyorsa sonuç bir defa %100 negatiftir. Çünkü arkadaşlar bir de geniş açı görüyorsunuz. O zaman negatifse karşı bölü komşudan bunun cevabı 2 bölü 3 olur haberiniz olsun. Geldik buraya. X eksenini kestiği sağdaki açıya bakıyorsunuz. A buraya alfa deyin. A alfa dar açı. E süper. Tanjant alfa karşı bölü komşudan cevap 4 bölü 3'tür. Haberiniz olsun. E hadi birkaç tane daha yapayım. Burada bir sıkıntımız yok değil mi arkadaşlar? Güzel. Şimdi ben şurayı siliyorum. Bir tane şöyle bir üçgen çizelim. Evet. Şöyle bir üçgen çizeyim. Şöyle. Şurası 3, şurası eksi 5. Adam benden eğimi istesin. Ya da şöyle bir şey yapalım. Eksi 4'e eksi 5. Adam benden eğimi istesin. Nasıl yapacağız arkadaşlar? İzleyin beni. Şu x ekseniyle yapmış olduğu açıya, sağdaki açıya alfa deyin. Aa alfa dar açı çıktı. Süper. Bu alfa ise bu da alfadır. Tanjant alfa karşı bölü komşudan. Cevap 5 bölü 3 ama artı. Çünkü dar açı. X eksenini kestiği noktanın sağdaki açısına bakıyorsunuz. Of açı çok geniş. O zaman bunun %100 sonucu negatif. %100 negatif. %100. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? X ekseninden şu çizdiğiniz doğrunun sağdaki açısına bakın. Darsa pozitif, genişse negatif. %100 negatif. Tamam süper. Sonucun eksi olduğunu biliyorum. Bunun popo kısmına beta diyelim. Tamam. Tanjant alfa eksi tanjant alfa eksi tanjant betadır. Birbirini 180'e tamamlıyorsa birinin tanjantı diğerinin eksi tanjantına eşitti. Hatırlayalım. E tamam. Karşı bölü komşudan 5 bölü 4 soru bitmiştir. Cevap eksi 5 bölü 4'tür. Şıklardan eksi 5 bölü 4'ü bulursun ve işaretlersin. E hadi yola devam. Ne duruyoruz? Evet arkadaşlar eğimler. İkinci yöntemi nasıl bulunur? Eğimi nasıl buluyoruz? Zaten 3 yöntem var arkadaşlar. İlkini zaten önceki derste göstermiştik. Neydi? Eksenleri kestiği noktalar belliyse eğim nasıl bulunur? Şimdi ise arkadaşlar iki noktası bilinen doğrunun eğimi nasıl bulunur? Arkadaşlar zaten bu da tanjant alfadan çıkıyor. A noktası ve B noktası. A noktası x1'e y1, B noktası x2'ye y2 olsun. Süper. Arkadaşlar doğrumuz buysa pozitif yönlü açımız bu alfa değil mi? Alfayı taştım. Şöyle bir dik üçgen oluşturdum arkadaşlar. Yine karşı bölü komşudan çıkmayacak mı? Karşı y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1. Bitti bu kadar. Yani kısacası şu oluyor. Y'lerin farkı bölü x'lerin farkı. Karşı bölü komşu. Olay anlaşıldı mı? Tanjant alfa. Önce B noktasındaki noktalardan x'i çıkartacaksanız hem y'lere hem de x'lere ondan çıkarıyorsunuz. Mesela y2 eksi y1, x2 eksi x1. Ha isterseniz y1 eksi y2, x1 eksi x2 de yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Hangi noktadan başlıyorsanız hem paya hem de paydaya o noktadan başlayıp çıkarmalarınızı yapın. Güzel. y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 ya da y1 eksi y2 bölü x1 eksi x2'dir. Haberiniz olsun. Değişen bir şey yoktur. Hemen bu soruyu bir şekilde çözelim. Eğim, iki noktası belli olan doğrunun. Eğimini istiyorsun. Süper. Yerlerinden çıkartalım. 5'ten 7'yi çıkartalım. Eksi 2 bölü. Eksi 3'ten 1 çıktı. Eksi 4. Bunun cevabı ne çıktı arkadaşlar? 1 bölü 2 çıktı. Soru bitmiştir. İstersen 7'den 5'i çıkar. 2. 1'den eksi 3'ü çıkar. 4. Yine cevap 1 bölü 2 çıkar.
Olay bu kadar basit ve net. Geldik buraya. AB doğrusunun eğimi 2 ise. Tamam. Y'lerin farkı bölü x'lerin farkı eşittir 2'ymiş. Y'lerin farkı 1'dir bölü x'lerin farkı 5 eksi x eşittir 2'ye. İçler dışlar çarpımı yap. Soru bitmiştir. Hadi yapalım. 1 eşittir 10 eksi 2x. Eksi 2x'i bu tarafa attım 9'dan. X ne oldu? 9 bölü 2 oldu. Alttaki sorumuz. Noktaları aynı doğru üzerinde ise. Arkadaşlar biz dedik ya bir doğru üzerinde iki nokta verilmiş ise eğim nasıl bulunur? E hangi iki noktaya göre arkadaşlar? Mesela böyle bir doğru verirsin. Üzerinde 3 tane noktamız A, B, C olsun. Arkadaşlar zaten A, B, C noktaları bunlar doğrusal ise bunu unutmayın. Alan daima sıfırdır. Bazen bunu bu şekilde diyebilir. Der ki ABC noktalarının işte birleştirilmesiyle oluşan işte bölgenin alanı sıfır ise. Bunun anlamı şudur. Ben doğrusalım diyor. Alanın sıfır olması ne anlama geliyor? Üç noktanın arkadaşlar noktaların birleştirilmesiyle oluşan artık üçgense üçgen, dörtgense dörtgen hiç önemli değil arkadaşlar. Eğer ifademin alanı sıfır ise bunu unutmayın arkadaşlar. Demek ki bunlar doğrusaldır. Ama biz hangi noktalara göre eğimi bulacağız? Ya istediğine göre ya sıkıntı değildir. A ve B noktasına göre eğimlen, B ve C noktasına göre eğim ya da A ile C noktasına göre eğimler hepsi yine eşittir. İstediğine göre yapabilirsiniz. Şimdi geldik bizim bu soruya. Şimdi bunlar doğrusal değil mi? Evet. E tamam da önce A ile B'nin eğimini bulalım. Sonra B ile C'yi mi bulacağız? Hayır, A ile C'yi de bulabilirsin. Sıkıntı değil. O da eşittir B ile C'ye. Sıkıntı yok ki. İstediğini istediğinden, istediğin eğimini bul birbirine eşit. Önce A ile B noktalarına göre eğimi bulalım. Tamam. Y'ler farkı B'den A'yı çıkartalım. Tamam. 7'den 4 çıktı. Şey 7'den 3 çıktı 4. Bölü 3'ten 2 çıktı 1. Eşittir. Hadi bir de A ile C noktasına göre yapalım. Sağdakinden soldakini çıkarıyorduk. Bunu unutmayın arkadaşlar. A'dan 3 çıktı. A eksi 3 bölü 0'dan 2 çıktı. Yani eksi 2. Olay bitmiştir. Ha istersen A ile B'yi sağdakinden soldakini çıkar. A ile C'yi soldakinden sağdakini çıkar. Önemli değildir. Sıkıntı yok. Yeter ki payla payı, pay ile paydalar. Eğer B'den başladıysanız hep B'den başlayın. Yani B'nin y'leri, yani B'nin ve A'nın y'leri farkı bölü B'nin ve A'nın x'leri farkı. Sıkıntı yok. Önce A ile B'nin eğimlerini bulduk. Bu iki noktaya göre eğim arkadaşlar. Y'ler farkı 4 bölü X'ler farkı 1. Sonra A ile C'ye geçtim. Y'ler farkı A eksi 3 sıfırdan 2 çıktı eksi 2. Soru bitmiştir. İçler dışlar çarpımı yap. Ne çıkarsa cevap olur. E hadi çarpalım. Eksi 8. Ben bundan sonrasını size bırakıyorum dediğiniz zaman bazı öğrenciler diyor. Hocam diyor ondan sonrasını bize bırakmayın. Hepsini siz çözün. E hadi çözelim. Eksi 8 çarpalım. A eksi 3. Eksi 3'ü bu tarafa attık. Ne oldu arkadaşlar? Eksi 5 eşittir A'ya. Zaten bizden A'yı istiyor. Cevap eksi 5'tir. Soru bitmiştir. Hocam. Eksi 5'i bulduk. Şimdi tamam. İlkini A ve B noktalarına göre eğime yaptık. Bu çıktı. Hocam ben bunu da B ve C'ye göre yapmak istiyorum. Tamam yapalım. Hadi bakalım. 3'ten 0. Soldakinden sağdakini çıkaracağım. 3'ten 0 çıktı. Pardon önce y'ler. 7'den A çıktı. 7 eksi A bölü 3'ten 0 çıktı. 3'ten 0 çıktı. 3. Evet. 7'den A çıktı. 7 eksi A. 3'ten 0 çıktı. 3. İçler dışlar çarpımı yapalım. A fışt fışt. 12 eşittir 7 eksi A'dan. Eksi A'yı bu tarafa attım. 12'yi karşıya attım. A ne çıktı arkadaşlar? Yine eksi 5 çıktı. Değişen bir şey yoktur. Geldik buraya. Bazen arkadaşlar soruyu bu şekilde ifade ederken, bazen de soruyu bu şekilde ifade eder. Noktalarından geçen doğru. Şu noktadan da geçiyormuş. He, anlamı şu. Yani A, B, C. Üçü de doğrusal. Anlamı o. Bazen der ki üçü aynı doğru üzerinde. Üç nokta aynı doğru üzerinde. Bazen de der ki şu ikisinin geçtiği doğru. Şunu da üzerinde. Bazen de der ki şu noktalardan bir üçgen oluştur. Alanı sıfır ise o zaman doğrusal anlamına geliyor. Değişen bir şey yoktur. Güzel. E hadi bunların eğimini bulalım. Y'ler farkı sağdakinden soldakini çıkaralım. 7'den 4 çıktı. Kaç kaldı arkadaşlar? 3 bölü 1'den eksi 3 çıktı 4. Bitti. Bir de şu ikisinin eğimini bulalım. 0'dan eksi 7 çıktı. Eksi 7 bölü. 0'dan 7 çıktı. Eksi 7 bölü. X eksi 1. İçler dışlar çarpımı yap.
Ne çıkarsa cevap odur. Hadi bakalım. Fışt fışt. Süreyim. 3x eksi 3 eşittir. Eksi 28'den. Eksi 3'ü karşıya attım. 3x eksi 25'den. X eksi 25 bölü 3. Şıklardan eksi 25 bölü 3'ü bulursun ve işaretlersin. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Olay bu. Hızlı bir şekilde bir daha bakıyorum. 7'den 4 çıktı. 3. 1'den eksi 3 çıktı. 4 eşittir. A, B ve C noktalarına göre eğim arkadaşlar. 0'dan 7 çıktı. Eksi 7. X'den 1 çıktı. X eksi 1. İşler dışlar çarpımı yap. İnşallah işlem hatası yapmamışımdır. Hadi. Evet arkadaşlar. Doğru denklemleri. Bir doğru üzerindeki apsis ve ordinatlar arasındaki bağıntıya o doğrunun denklemi denir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Ax artı bx. Ax artı b'ye artı c eşittir 0. Mesela bu bir doğru denklemdir. İle gösterilir veya y'yi yalnız bırakırsınız. Ax'ten c'yi karşıya at, b'ye böl. Y'yi yalnız bırakıp da eşittir mx artı n. Bu şekilde de doğrularda doğrunun denklemi bu şekilde de ifade edilir. Haberiniz olsun. Y eşittir mx artı n'de m'e eğim denir. Bunu unutmayın arkadaşlar. X'in katsayısı ama y'yi yalnız bıraktıktan sonra şurada x'in katsayısı eğim değildir. Y'yi yalnız bıraktıktan sonra x'in katsayısı eğimdir. A, B, C zaten burada reel sayı. Ben burayı siliyorum arkadaşlar. Bana burada y'yi yalnız bırakın desem ne yaparsınız? Hocam şu ax'ten şu c'yi karşıya atalım. B'ye eşittir. Eksi a x eksi c. Her tarafı b'ye bölün. Y eşittir eksi a bölü b x eksi c bölü b. Bitti. İşte eğim eksi a bölü b'dir. Bazı arkadaşlarımız ezber yapıyorlar. Hocam diyorlar denklem bu şekilde eşittir 0 dendiği zaman eğim eksi a bölü b'dir diyorlar. Ezber yapmayın. Y'yi yalnız bırak. Bıraktım işte. X'in katsayısı eğimdir. Bitti. Y'yi yalnız bıraktık. X'in katsayısı m eğimdir. Bu m ise doğrunun y'yi kestiği nokta oluyor. Aşu. Biz bunu parabolda da göstermiştik. Hatırlayın arkadaşlar. En dipteki sabit sayı, bunu unutmayın arkadaşlar, y eksenini kestiği noktadır. Burası n ise arkadaşlar, biz buna n diyeceğiz. Haberiniz olsun. Denklemde y yalnız iken x'in katsayısına biz eğim diyoruz. Zaten not olarak da onu bu şekilde yazmış oldum. Bitti bu kadar arkadaşlar. Olay anlaşıldı mı? Demek ki eğim istendiği zaman, bize bir doğrunun denklemi verdiği zaman y'yi yalnız bırakın. X'in katsayısı eğim oluyor. Haberiniz olsun. Devam edelim. Bir nokta bir doğru üzerinde ise o denklemi sağlar demişiz. Zaten biz bunu biliyoruz arkadaşlar. A noktası şu doğruyu sağlar. Haberiniz olsun. Bir doğrunun grafiğini çizmek için X'e 0 yaz Y'yi bul. Y'ye 0 yaz X'i bul. X'i kestiği noktayı bulmak istiyorsanız Y'ye 0 yazın. Y'yi kestiği noktayı bulmak istiyorsanız X'e 0 yazın. Noktaları bilindikten sonra fışt denklem arkadaşlar. Çizilir. Yani grafik çizilir. Haberiniz olsun. Koordinat üzerinde işaretlenip bu noktalarla doğru çizilir. Mesela sağdaki olduğu gibi diyor ki grafiğini çizin diyor. Hemen çizelim arkadaşlar. X'e 0 yazalım. Y'yi kestiği noktayı bizim bulmamız lazım. X'e 0 yazdım. Y buradan kaç çıktı? Y buradan 3 çıktı. Y'ye 0 yazalım. X eksenini kestiği noktayı bulalım arkadaşlar. Y'ye 0 yazdım. X buradan eksi 4 çıktı. Soru bitti. Hemen grafiğimizi çizelim arkadaşlar. Evet. Y'miz 3'müş. Alasana 3. X'imiz eksi 4'müş. Alasana eksi 4. Bu iki noktadan geçen doğrunun denklemi işte budur. O anlaşıldı mı? Mantık bu. Devam edelim. Eğim istiyor. Y yalnız kalmış mı? Evet. X'in katsayısı arkadaşlar eğim oluyor. Bunun eğimi 2'dir. Y'yi yalnız bırakalım. Y'yi yalnız bıraktığınız zaman ikisini karşıya atar mısınız? Y eşittir. Aslında bu 2y'ydi. 3x eksi 5. Her tarafı 2'ye bölelim. Bölü 2 bölü 2 diyelim. 2'den de kurtulmuş olduk. İşte y'yi yalnız bıraktım. X'in katsayısı ne oluyor arkadaşlar? 3 bölü 2 oluyor. Bunun eğimi 3 bölü 2'dir. Şıklardan bulup işaretlersiniz. Ezber yapan arkadaşlarımız için X'in katsayısı bölü Y'nin katsayısı. Önde de eksimiz olacak. Yani 3 bölü 2. Bakın aynı mantık. Gerek yok. Y'yi yalnız bırak. X'in katsayısı eğimdir. Geldik buraya. Eğim istiyor. Y'yi yalnız bırakalım. Şu 2X ile şu eksi 1'i fışt karşıya sallayalım. Sonra herkesi 5'e böleceğim. Güzel. O zaman direkt Y eşittir. 2X'i karşıya attım. Eksi 2X. Eksi 1'i karşıya attım. Artı 1. Bir de çarpı 5 olduğu için herkesi 5'e de böldüm. X'in katsayısı ne oldu arkadaşlar?
eksi 2 bölü 5. İşte bunun eğimi eksi 2 bölü 5'tir diyeceksiniz. Ya da buradaki formülden dolayı eksi a bölü b'den de eksi 2 bölü 5 yine şıklarda bulup işaretlersiniz. Mantık bu. Olay bu. Umarım anlaşıldı arkadaşlar. Hadi bakalım. Hızlı bir şekilde yolumuza devam. Evet arkadaşlar. Eğimi ve bir noktası bilinen denklemleri nasıl oluşturuyoruz? Birlikte bunu böyle bir irdeleyelim. Y eşittir mx artı n. Arkadaşlar bu bizim kalıbımız. Y eşittir mx artı n. Y eşittir mx artı n. Bu bizim kalıbımız. M eğim oluyor. Eğimi m. Ve x sıfıra y sıfırla denklemi her zaman sağlar. X'e x sıfır, y'ye y sıfır yazınca oradan da n'i bulursunuz. İşte mx artı n'i bulmuş olduk. Nasıl yani? Eğimi eksi 2 olan ve 1'e 5 noktasına geçen doğrunun denklemi nedir diyor arkadaşlar. Y eşittir mx artı n. Bu bizim kalıbımız değil mi? Tamam. Eğimimiz neymiş? Eksi 2. Al sana eksi 2. Yani y eşittir eksi 2x artı n oldu. Güzel. 1'e 5 noktasından geçiyorsa x'imiz 1, y'imiz de 5. Bunun da n'i bulduk. Soru bitmiştir. Hadi bakalım. Şurası eksi 2 karşıya attım 2'den. N'i de 7 buldum. Evet. E tamam. Y eşittir. Mx. M'imiz eksi 2 idi. Eksi 2x artı 7. Ve denklem oluşmuş oldu. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mx artı n'den yola çıkarak her zaman denklemi bulacağız. Eğim m oluyor dedik. Zaten eğim sana verir. Bilmem şu noktalardan geçen o noktalarda denklemi sağlar. Oradan da n'i bulursunuz. İşte mx artı n ortaya çıkmış oldu. Olay anlaşıldı mı? Bazı arkadaşlarımız soruyu şu şekilde çözüyorlar. Ben bunu bu şekilde çözmüş oldum. Eksi 2x artı 7. Şimdi ben burayı siliyorum. Bazı arkadaşlarımız da şöyle bir denklem kurmuşlar. Hocam diyorlar eğim. Eğim eşittir y eksi y sıfır bölü x eksi x sıfır değil midir? Evet. Hocam diyorlar eğimimiz eksi 2. Eksi 2 eşittir y eksi y sıfır dediği şu oluyor 5. Bölü x eksi x sıfır. O da 1 oluyor. İçler dışlar çarpımı yapın. Yine bana aynı denklem bulacaksınız. İçler dışlar çarpımı yapalım. Söyleyin bana eksi 2x artı 2 eşittir y eksi 5'e. Eksi 5'i karşıya atın. Y eşittir eksi 2x. Eksi 2x artı 7 alasına aynı denklem ortaya çıkmış oldu. Demek ki her zaman denklem bulmuşun iki tane yöntem var. Bu olay anlaşıldı arkadaşlar değil mi? Şimdi ben şurayı siliyorum. Birinci yöntemimiz şuymuş. Y eşittir mx artı n'den yola çıkarak. Eğim zaten eksi 2. Noktaları denklemi sağlar. Soru bitmiştir. İkincisi de eğim eşittir y eksi, işte şu ifade. Y 1 de diyebilirsiniz. Y 0 da diyebilirsin. X eksi x 1 dersin. Yine bana denklemi oluşturursunuz. Haberiniz olsun. Ama ben üsttekini hep kullanacağım. Onu da şimdiden söyleyeyim. Geldik buraya. İki noktası biliniyorsa zaten eğim bulmasını biliyoruz. Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Bu sana eğimi verir. E sonra ister bu nokta ister bu nokta denklemi sağlar. Y eşittir mx artı n'den soruyu çözersiniz. Geldik bizim bu sorumuza. Kalıbımız neydi? Y eşittir mx artı n. Bu bizim kalıbımız. Şimdi önce bir eğimi bulalım. Y'ler farkı 9'dan 5 çıktı 4 bölü. X'ler farkı eksi 1'den 1 çıktı eksi 2. Eğimi eksi 2 buldum. Yani y eşittir eksi 2x artı n. Sonra ister bu nokta ister bu nokta. Önemli değildir. Noktalar denklemini yapar sağlar. X'e 1 yazalım. Y'ye 5 yazalım. Tamam. Şurası eksi 2 karşıya attım. Artı 2'den neyi yine 7 buldum. Yani y eşittir eksi 2x artı 7 bana denklemi oluşturur. Haberiniz olsun. Geldik sağdakine. Orijinden geçen orijinden geçiyorsa bu mx'tir. Artı n yoktur. Çünkü n sıfır oluyor arkadaşlar. Y eksenini kestiği noktaya biz şu n'e y eksenini kestiği nokta demiyor muydunuz? E tam orijinden geçiyorsa y eksenini kestiği nokta sıfıra sıfırdır işte. Yani y eşittir mx ile gösterilir. Haberiniz olsun. Bu y eşittir x doğrusu birinci açı ortaydır. Y eşittir eksi x doğrusu da ikinci açı ortaydır. Haberiniz olsun. Bana böyle bir ifade verdi. Orijinden geçiyor. Orijinden geçiyorsa x de y de her x de sıfırdır. Orijinden geçenlerin
Biliyorsunuz sıfıra sıfır noktasından geçer. Daha önce size bunu söyledim. O zaman x'e sıfır, y'ye sıfır yazalım. X'e sıfır, y'ye sıfır. Soru bitmiştir. Bu sıfır oldu. Bu sıfırdan eksi 11m eşittir. 22'yi de karşıya atalım. Eksi 22. M'i ne bulduk arkadaşlar? M'i 2 buldum. Zaten M'i istiyordu. Soru bitmiştir. Umarım olay anlaşıldı arkadaşlar. Haydi yola devam. Evet arkadaşlar, şimdi sıra doğrunun denklemleri nasıl oluşturulur? Birlikte böyle bir inceleyelim. Bu x eşittir a doğrusu. X eksenine dik kesen bir doğrudur arkadaşlar. Her zaman apsisi a'dır. Bunu unutmayın. Ordinatı tabii ki değişir. Mesela x eşittir a doğrusu üzerinden bir nokta aldım. Apsisi a. Ordinat arkadaşlar. Şuraya y1 diyelim. Ordinatı. Şurası y2 olsun. Şuradan bir nokta da alabilirsiniz. Ordinatı y3. Ordinat değişir. Ama apsis her zaman a'dır. Bunu unutmayın. Y eşittir b doğrusu. Arkadaşlar bu y'yi dik kesen bir doğrudur. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ve ordinatı her zaman b'dir. Ama apsis değişebilir. Haberiniz olsun. Olay anlaşıldı mı? Demek ki x eşittir a doğrusu dendiği zaman bu y'yi hiçbir zaman kesmez. Ha, y eşittir b doğrusu dendiği zaman bu hiçbir zaman x'i kesmez. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ha, y eşittir 0 doğrusu zaten bu zaman x eksen diyoruz. Bazıları diyebilir, hocam y eşittir 0 doğrusu x eksenini kesmez mi? Zaten x eksenin ismi y eşittir 0 doğrusudur. Y ekseninin ismi x eşittir 0 doğrusudur. Anlamı bu. Olay anlaşıldı mı? X eşittir a, x eşittir işte 5, 7, 10, 15, 0 doğrusu orijinden geçer. Demek ki y ekseninin ismi x eşittir 0 doğrusu, x ekseninin ismi y eşittir 0 doğrusudur. Haberiniz olsun. Bu da y eşittir 0 doğrusudur. Bunu da bilgi olarak size vermiş olayım. Neyi öğrendik arkadaşlar? Y eşittir x eşittir a, y eşittir b dendiği zaman arkadaşlar bu x eksenine x eşittir dediği zaman x'i dik kesen bir doğru. Bu da y'yi dik kesen bir doğru. Bunun ordinatı her zaman b'dir. Bunun apsisi her zaman a'dır. Zaten x apsis oluyor. Diğerleri her zaman değişir. Geldik buraya. Hocam hem x'i hem de y'yi kesiyorsa. Arkadaşlar hem x'i hem de y'yi kesiyorsa bunu şöyle kullanabilirsiniz. X eşittir x bölü a artı y bölü b eşittir 1. Bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ya da y eşittir mx artı n'den. Y eksenini kestiği nokta n olmuyor muydu? N'imiz burada nedir arkadaşlar? B'dir. Eğim de tanjant alfa değil miydi? Karşı bölü komşudan b bölü a ama açı geniş olduğu için eksi b bölü a. Bitti bu kadar. Bunu buradan da bulabilirsiniz. Ya da x'i kestiği nokta x bölü a, y'yi kestiği nokta b olduğu için y bölü b eşittir. Bir de bana her zaman denklemi verir. Olay bitmiştir. Geldik buraya. Hocam bunu iki yoldan da çözerim. Tamam. X bölü 4 artı y bölü 2 eşittir 1. Tamam. Şurayı 2 ile çarpacaksınız. 2y. İçeri dışarı 4'ü karşıya attık. 2y eşittir. 4 eksi x'ten. X'i de karşıya attım arkadaşlar. Y ne eşit oldu? 2 eksi 1 bölü 2x. Güzel. Ya da y eşittir mx artı n'den. Zaten arkadaşlar izleyin beni. İzleyin beni. Y'yi nerede kesmiş? 2'de. Demek ki buradaki n'imiz 2'dir. Evet n'imiz 2. Eğimi de bulalım. Tanjant alfa karşı bölü komşudan 1 bölü 2. Ama benim arkadaşlar pozitif açım şurası. Geniş açı olduğu için x ekseninde sağda yapmış olduğu açıya bakacaktık. Geniş açı olduğu için negatif olacak. Karşı bölü komşudan 1 bölü 2 ama eksi 1 bölü 2. E doğru mu? Eksi 1 bölü 2x artı n. Eksi 1 bölü 2x artı 2. Aynı. Değişen hiçbir şey yoktur. İstersen mx artı n'den yola çıkarak soruyu çöz. İstersen x bölü 4, y bölü 2 toplamları 1'e eşittir. Bitti bu kadar. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. Ya bu şekilde bulunur veya şu şekilde bulunur, haberiniz olsun. Geldik bizim bu sorumuza. Noktanın oluşturduğu bölgenin alanı nedir diyor. Güzel. Önce bunu bir düzenleyelim hele. Mutlak değer x eksi 1 küçük eşittir 3'ten kaldır mutlak değeri. X eksi 1 3 ile eksi 3 arasında eksi 1'i sağa sola atın. Eksi 2 x ve 4. Geldik y'yi bulmaya. Kaldır mutlak değeri kaldır 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 kaldır. Mutlak değeri yazmama gerek var mı? Hadi yazalım tamam. Y artı 3 mutlak değer. Küçük eşittir 4'ten kaldır mutlak değeri. Y artı 3 4 ile
Eksi 4. 3'ü sağa sola atın. 1, y, eksi 7. Soru bitmiştir. Şimdi bunu koordinat düzleminde göstereceğim. E hadi gösterelim arkadaşlar. X'imiz eksi 2 ile 4'müş. Eksi 2 ile 4. X eşittir eksi 2 doğrusu şudur. X eşittir 4 doğrusu şudur. Bu bizim x eksenimiz. Bu bizim y eksenimiz. Eksi 2'den büyük 4'ten küçük şu aradan bahsediyorum. Geldik y'yi bulmaya. Eksi 7 ile 1 arası. Şurası bizim eksi 7'miz olsun. Şurası bizim 1'imiz olsun. Arası dediği için arkadaşlar şu aradan bahsediyorum. Soru bitmiştir. Bir kenar, bu bir dikdörtgen. Kenar uzunluğu 6'ya 8 birim alanı istiyor. 6 çarpı 8'den cevap 48 olur. Ya da x'in alanını bulduk ya. Bu aradaki fark ne? 6 birim. Y'nin alanını bulduk ya. Şu aradaki fark 8 birim. 6 çarpı 8 sana dikdörtgen alanını verir. Soru yine bitmiştir. Ama şekli bu şekilde de çizebilirsiniz. Haberiniz olsun. Umarım olay anlaşıldı arkadaşlar. Mantık bu, olay bu. Geldik alttaki sorumuza. Alttaki soruyu fazla alta yazmayacağım da biraz üste yazacağım. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi ben burayı siliyorum. Alttaki sorumuzun çözümünü abi üste geniş geniş yapalım. Şimdi ne diyor? Hemen hızlı bir şekilde koordinat düzlemimizi gösterelim. Merkezi 0'a 7, x'i 0, y'si 7. Y'si 7. Ve yarıçapı 5 birim olan bir tane çember çiz diyor. Arkadaşlar yarıçapı 5 birim olan, 5 birim aşağı gelirsek 2'den geçecek şekilde şöyle bir tane çemberimizi çizdik. Evet, yarıçapı 5 birim, 5'e 5. Şurası da bizim 2 birim oldu. Ve diyor ki merkezi eksi 5'e 0 ve yarıçapı 2 birim olan, arkadaşlar x'i eksi 5, y'si 0, yani x eksen üzerinde. Yarıçapı 2 birim olan, yarıçapı 2 birimse şurası 3 olur. Güzel. Çemberin orijine en yakın noktalarından geçen doğrunun denklemi nedir? Arkadaşlar, en yakın noktalara, orijine en yakın noktası şurası ve şurası. Evet, orijine en yakın noktası burası. Geçen, bu doğrunun benden denklemini istiyor. Soru bitmiştir. Neye göre sorumuzu çözelim? Şurası 2 birimdi. X eksenini ve Y eksenini kestiği noktalara göre de soruyu çözebilirsiniz. MX artı N'ye göre de soruyu çözebilirsiniz. Hadi X'ine göre de yapalım. X'i, şurası eksi 3 birimdi. Çünkü yarıçapı 2 birimse eksi 5 ise şurası eksi 3 olur. Evet. X'i nerede kesmiş? Eksi 3'te. X bölü eksi 3 artı Y bölü 2 eşittir 1'den denklemi buldum sana. Şurayı 2 ile çarpalım. Şurayı eksi 3 ile çarpalım. Amaç paydayı eşitlemek. Üst taraf ne oldu? 2x eksi 3y eşittir eksi 6. Eksi 3y'yi bu tarafa, 6'yı bu tarafa ya da eksi 6'yı da bu tarafa atalım. 2x eksi 3y artı 6 0. Al sana denklem. Bazen denklem eşittir sıfırlığa da gösterebilir. Bazen y'yi yalnız bırakırsanız soru biter. Ya da olayı bu şekilde de çözebilirim. Y eşittir mx artı n. Y'yi nerede kesmiş? 2'de. Demek ki şurası neymiş arkadaşlar? N'imiz 2. Eğimi de bulalım. X ekseninden pozitif yapmış olduğu açı dar açı. Karşı bölü komşudan 2 bölü 3. Soru bitmiştir. Zaten buradan y'yi yalnız bırakırsak eksi 3 y'yi karşıya atın. 3 y, 3'e bölün. 2 bölü 3 artı 2. Bakın, olay anlaşıldı mı? Mantık bu. Açımız dar açı olduğu için pozitif olacak. Karşı 2, komşu 3. Eksiye bakıp aldanmayın. 2 bölü 3 eğim. Y eksenini iki noktaya kestiği için mx artı n'den inanın soruların çözümü daha kolay. Ne bu ya? X bölü eksi 3 artı y bölü 2 eşittir 1. 2 saat uğraştım ama bu mx artı n'den n'imiz 2, eğimimiz de 2 bölü 3 bitti. Hangisi daha kolay sizce? Ben her zaman bundan sonra mx artı n'i, yani elimden geldiğince mx artı n'i kullanacağım. Haberiniz olsun. Hadi. Şimdi ise doğruların durumlarını birlikte böyle bir inceleyelim. D1 doğrusu verilsin, D2 doğrusu verilsin. Ya doğrular birbirine paraleldir ya da birbirini mutlaka keserler. Kestiği zaman arkadaşlar 3 farklı durumda inceleyeceğiz, haberiniz olsun. Doğrular birbirine paralelse eğimler birbirine eşittir. Eğimden de yola çıkarak çözümü yapabilirsiniz, bunu unutmayın. Eğimler birbirine eşitse x'lerin ve y'lerin katsayıları oranları birbirine eşit.
Bunu unutmayın arkadaşlar. Ama en sondaki sabit terimin oranlar eşit değildir paralellikte. Ha hocam eşit olsa idi biz bunlara arkadaşlar eş doğrular diyeceğiz. Zaten hepsinin oranları birbirine eşitse biz bunlara eş doğrular zaten diyeceğiz. En sondaki eşit değilse bunlar arkadaşlar paralel doğrulardır. Paralel doğrular arkadaşlar izleyin beni fışt fışt. Şuraya alfa şuraya alfa dersem. Hani biliyorsunuz yöndeş açılardan eğimler birbirine eşittir. Yani tanjantlar birbirine eşittir. Birincinin eğimi neydi? Eksi A1 bölü B1. İkincinin eğimi neydi? Eksi A2 bölü B2. Birbirine eşitleyince zaten bu durum ortaya çıkıyor. Evet B1'i buraya A2 buraya gönderin. Zaten eğimlerden yola çıkarak biz bu denklemi oluşturuyoruz. Haberiniz olsun. Tamam hocam doğrular birbirine paralel değilse birbirlerini mutlaka keserler. Ya birbirlerini dik keserler ya da birbirlerine eşlerdir. Haberiniz olsun. Eğer birbirlerini keserlerse o zaman arkadaşlar eğimler birbirine eşit değildir. Çünkü eğimler birbirine eşit o zaman birbirini kesemezler. Eğimler birbirine eşit değilse mutlaka keserler ve eğimler birbirine eşit değildir. Ve x ve y'nin katsayıları oranları birbirine eşit değildir. Çünkü niçin arkadaşlar bunlar birbirlerini keseceklerse benim bir tane x ve y bulmam lazım. Katsayıları oranlar birbirine eşit olursa zaten x ve y yok oluyor. Yok oluyor. Eşit olmasın ki katsayıları oranları mutlaka bunlar birbirlerini mutlaka bir noktada kessinler diyorum. Paralellik değilse eğer paralel değillerse ve arkadaşlar x ve y'nin katsayıları oranları da birbirine eşit değildir diyoruz. Güzel. Ha kesme noktaları ortak çözümden bulunur. Mesela buradaki y'yi bul, buradaki y'yi bul. Birbirine eşitleyin. X'i bulursunuz. X'i yerine yazıp y'yi de bulabilirsiniz. Ya da alt alta yazarsanız x'i yok et y'yi bul, y'yi yok et x'i bul. Anlatabiliyor muyum? Hocam birbirine diklerse o zaman arkadaşlar eğimler çarpımı eksi 1 olmalıdır. Bunu unutmayın. Ama her dik eğimler çarpımı eksi 1 midir? Tabii ki değildir. Ona da dikkat edelim. Nasıl yani hocam? İzleyin ben arkadaşlar. Şu y eşittir 4 doğrusu olsun. Şu da x eşittir 5 doğrusu olsun. Bunlar birbirine dikler mi? Dikler. Eğimleri çarpımı eksi 1 değil ki. Evet, bunun eğimi sıfırdır. Bunun eğimi tanımsızdır. Eğimler çarpımı eksi 1 değildir. Haberiniz olsun. Güzel. Demek ki her dik doğrunun eğimleri çarpımı eksi 1'dir olayı yoktur. Bunu da arkadaşlar bir kenara not olarak yazalım. Devam edelim. Ha bunlar birbirine eşlerse, biz bunlara çakışık diyoruz. D1 eşittir D2 ise, hepsinin katsayıları oranları birbirine eşittir. A1 bölü A2 eşittir. B1 bölü B2 eşittir. C1 bölü C2'dir. Haberiniz olsun. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Hadi bakalım. Sorularımıza giriş yapalım. Birinci sorudan başlıyorum arkadaşlar. Bakalım birinci sorumuz ne diyor? Birinci sorumuz diyor ki doğruları paralelse. Arkadaşlar doğrular birbirine paralelse dedim ki eğimler birbirine eşittir. İsterseniz direkt eğimlerden de yola çıkarak birbirine eşitleyebilirsiniz. Eğim nasıl bulunurdu? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı eşittir. Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Oradan çözüme git, sıkıntı yok. Ya da şu ifadeyi kullanabilirsiniz. X ve y'nin katsayıları oranları birbirine eşittir. Hadi soru çok kolay. Yani a eksi 6 bölü 3a eşittir 4 bölü eksi 2'ye. Soru bitti arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yapın. Soru. Bundan sonrası sana aittir. Dediğim zaman öğrenciler hocam kızıyorlar. Bundan sonrasını niye bize ait olsun? Siz çözün. Tamam çözerim. Eksi 2 artı 12 eşittir 12a'ya. Karşıya attım. 14a 12'den a'yı 6 bölü 7 buldum. Şıklardan 6 bölü 7'yi bulursunuz ve işaretlersiniz. Hadi geldik alttaki soruya. Doğruları paralelse, ben sana dedim ki doğrular birbirine paralel olduğu zaman arkadaşlar bunu unutmayın. X ve y'nin katsayıları oranı birbirine eşittir. X ve y'nin katsayıları oranları birbirine eşitse o zaman ben x ve y'nin katsayıları bunun aynısı alabilir miyim? Birinci yolumuz. Tabii ki hocam alabilirsiniz. Yani 3x artı 5y artı n diyeyim. Çünkü en sondaki arkadaşlar oranlar birbirine eşit olmaması lazım. Bu eksi 29 eksi 29 olmayacak. Artı n dedim. Eşittir 0 diyelim. Eksi 3'e 1 denklemi sağlamaz mı? Sağlar. X'e eksi 3, y'ye de 1 yazdınız mı arkadaşlar? N'i bulursunuz. Alasına denklem ortaya çıktı. Burası ne çıktı? Eksi 9. 5'ten topladım. Eksi 4 karşıya attım. Artı 4'ten n'i 4 bulduk. Yani 3x artı 5y artı 4 0. İşte denklemimiz budur. Ya da
Hocam, paralelse eğimler birbirine eşittir. Tamam, eğimimiz ne çıktı arkadaşlar? Eğimimiz x'in kat sayısı bölü y'nin kat sayı ama eksilisi. Yani eksi 3 bölü 5. Güzel, bunu bulduk. Eksi 3 bölü 5'i buldunuz. Denklemimiz y eşittir mx artı n değil miydi? Eğimimiz ne arkadaşlar? Eksi 3 bölü 5. Tamam da eksi 3'e 1 denklemi sağlamaz mı? X'e eksi 3, y'ye de 1 yazın. Yine soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı? N'i buldunuz. Tamam. Denklem kuruldu işte. Bu yöntem daha kolay ama bunu da isterseniz kullanabilirsiniz. Önceki derste anlattığım yerde haberiniz olsun. Geldik bizim bu sorumuza. Doğrusu y ekseni üzerinde. Dur. Doğrusuna y ekseni üzerinde. Dik olan doğrunun denklemi nedir diyor arkadaşlar. Önce bu doğrunun denklemi bulalım. Şu doğrunun denklemi x'e 0 yazdım, y'si 4. Evet. Y'ye 0 yazdım, x'i eksi 2. Evet. Arkadaşlar doğrumuz bu. Diyor ki şu doğruya, doğrusu y ekseni üzerinde dik olan. Yani şu noktada bir tane dik çizilecekmiş. Benden şunun denklemini istiyor. Arkadaşlar izle. O zaman geçtiği nokta belli. Geçtiği nokta x'i 0, y'si 4. Geçtiği nokta bu. Yani 0,4. Ben sana eğimini de bulurum. Arkadaşlar bunun eğimi ile bunun eğimi çarpımları eksi 1'dir. Şunun eğimi x eksenine pozitif yönde yapmış olduğu açıydı. Karşı bölü koymuştan bunun eğimi 2'dir. Bunun eğimi 2 ise bunun eğimi eksi 1 bölü 2'dir. Tamam. Y eşittir. Mx artı n'den. Güzel. M'imizi ne bulduk arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2. N'i nasıl bulacağız? 0'a 4 denklemi sağlar. X'e 0, Y'ye 4 yazdım. N'de 4 çıktı. Soru bitmiştir. İşte Y eşittir. Eksi 1 bölü 2X artı 4'tür. İşte şu doğrunun denklemi de budur. Haberiniz olsun. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Olay bu. Ne yaptım? Şu verilen doğrunun denklemini oluşturdum. Diyor ki şu doğrunun denklemini y ekseni üzerinde dik olan. Y ekseni üzerinde dik olacakmış. O zaman eğimler çarpımı eksi 1'dir. Bunun eğimi eğer karşı bölü koymuştan 2 ise bunun eğimi eksi 1 bölü 2'dir. Tamam da 0'a 4 noktasından geçtiğini de biliyorum. Y eşittir mx artı n formatını kullanalım. Eğimimiz eksi 1 bölü 2. X'e 0 yazsam y'si 4. X'e 0 yazdım. Y'ye de 4 yazdım. N'i de 4 buldum. İşte denklem ortaya çıktı. Geldik alttakine. Diyor ki doğruları ile x ekseni arasındaki kalan bölgenin alanı kaçtır diyor. Arkadaşlar izle. Şu doğruyu çizelim. X'e 0 yazdık. Y'si 6. Y'ye 0 yazdım. X'i 6. Yani şöyle bir şey. 6'ya 6'dan geçen bir tane doğru. Şu x'e 0 yazdım, y'si eksi 4 mü çıkıyor? Evet. X'e 0 yazdık, y'si eksi 4. Y'si. X'e 0 yazdım, y'si. Evet, y'si eksi 4. Y'ye 0 yazdım, x'i 4. Yanlış olmuş. Evet. Y'ye 0 yazdım. Yanlış olmasın, x'i 4. Güzel. X'e 0 yazdım, y'si eksi 4. Şöyle bir doğru çizdik. Tamam. Bir de bu ikisinin kesim noktalarını bulmak istiyorum. Taban zaten 2 birim belli. Tabanda hiç bizim bir sıkıntımız yok. İkisinin kesim noktalarını birbirine eşitleyerek buluyorduk. Kesme noktası ortak çözüm ile bulunur. Tamam, bulalım. X'de kesim noktasını istiyorsa alt alta toplayalım. Daha güzel olur. Y'ler birbirini götürdü. 2x eksi 10 eşittir 0'dan. X'i ne bulduk arkadaşlar? X'i 5 bulduk. Demek x'in kesim noktası neymiş arkadaşlar? Tam bu 5 noktasıymış. Bir de 5 bizi nereye götürür onu bulursam yüksekliği bulmuş oluruz. Güzel. 5 bizi nereye götürüyor arkadaşlar? Herhangi bir yerde x'e 5 yazalım. Burada 5 yazdım. Y 1 çıktı. Ya da alttakinde x'e 5 yazdık. Yine y 1 çıktı. Arkadaşlar taban 2 birim. Yükseklik 1 birim. Adam
X ekseninin arasındaki kapalı bölgenin alanını istiyor. 2 çarpı 1 bölü 2'den alan 1 çıktı. Soru bitmiştir. Ne yaptım arkadaşlar? Şunun grafiğini çizdim. Şunun grafiğini çizdim. Tabanın 2 birim olduğunu biliyorum. Benden şu ikisinin ile X ekseni arasındaki kalan şu kapalı bölgenin alanı istiyor. Öyle diyor soruda. O zaman kapalı bölgenin alanı istiyorsa ikisinin kesin noktaları alt alta topladım ortak çözümden. Demiştik ya ortak çözümden. Yerler birbirini götürdü. X'i 5 buldum. 5 bizi nereye götürür? Benim bu yüksekliği bulmam lazım. İster üstteki denklemde ister alttaki denklemde X yerine 5 yazdım. Bizi 1'e götürdü. Tamam alan istiyor. Şuranın alanı arkadaşlar taban 2 birim. Yükseklik 1 birim. 2 çarpı 1 bölü 2'den cevap 1 çıktı. Soru bitmiştir. Hadi yola devam. Evet arkadaşlar şimdi sıra doğru demete. Doğru demete ne oluyor arkadaşlar? Bizim bir P noktamız olsun. Arkadaşlar bir P noktasında sonsuz tane doğru geçmez mi? Fışt, 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 fışt. Biz sadece 2 tanesini alalım. Ama biz sonsuz tane doğrunun geçtiğini biliyoruz. Arkadaşlar şu 2 doğru üzerinde nasıl oynama yaparsanız yapın. Yani şunu K ile çarpayım, bunu M ile çarpayım, toplayalım. Yeni bir denklem oluşuyor ya. O denklem de şu noktadan geçer. Olay anlaşıldı mı? Bunun mantığı bu. D1 ve D2 doğrularımız olsun. İkisi bir P noktasından geçiyorlar. Doğrudur. Kesim noktası P'dir. Ama burada sonsuz tane doğru olduğunu çok iyi biliyorum. Dedim ki K eleman R olsun. K'yı D1 ile çarpıp toplayıp çıkarıp D2'yi de ekledim. Eştir 0 dedim. Bu da aynı noktadan geçer. Haberiniz olsun. Nasıl hocam? Şöyle bir şey arkadaşlar. Ah burayı siliyorum. Şimdi bir tane D1 bir tane de D2 doğrusu yazayım. Nasıl yani? 2x artı y. Eksi 4 eştir 0. Bu bizim D1 doğrumuz olsun. Bir de x eksi y. Eksi 2 eşittir 0. Bu da D2 doğrumuz olsun. Arkadaşlar ikisinin kesim noktalarını bulalım mı? Tabii ki bulalım. Alt alta toplayalım. Y'ler birbirini götürdü. 3x eksi 6 sıfırdan. X'i 2 buldum. X'e 2 yazdım. Y'si de 0 oldu. 0'a 2'ye 0 noktasından geçiyorlar. Güzel. O buldum. O P noktasını oluşturmuş olduk. Bulduk yani. Şimdi üst tarafı 3 ile çarpıp alt tarafı da eksi 2 ile çarpıp toplayalım. Arkadaşlar yine bu nokta bulduğun yeni denklemi sağlaması lazım. Ki sağlardı. Hadi 2 ile çarp, 3 ile çarptık 6. 2x çıktı 4x mi? 3 ile çarptım 3y. Eksi ile çarptım artı 2y daha 5y mi? 3 ile çarptık eksi 12. Artı 4 ile topladık. Eksi 8 yine 0 olmadı mı? 2'ye 0 denklemi sağlar. 2'ye 0 denklemi sağlamıyor mu? Sağlıyor. O zaman bu oluşan yeni doğru da aynı noktadan geçer. Haberiniz olsun. Yani burada onu anlatmak istiyorum. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Şimdi ben burayı siliyorum. Hemen hızlı bir şekilde dedik ki bir tane P noktası var. Bir P noktasından normalde sonsuz tane doğru geçer. Biz iki tanesini alalım. Bu bizim D1 doğrusu olsun, bu bizim D2 doğrusu olsun. Bunların üstüne nasıl oynamalar yaparsanız yapın. 5 ile çarp, eksi 2 ile çarp, 3 ile çarp, 7 ile çarp. Alt alta topla çıkar. Yine sen arkadaşlar, o noktadan geçen yeni bir denklem mi oluşur? Haberiniz olsun. Bunun mantığı bu. Hadi sorularımıza devam. Şimdi bu bizim D1 doğrumuz. Şu bizim D2 doğrumuz. Diyor ki doğruların geçtiği sabit nokta nedir? Şimdi arkadaşlar bunun çözümünde iki tane yöntem var. Birinci yöntemimiz şu D1'e D2 dedik ya. Şu D1'e D2 ya. İkisinin kesim noktalarını bulursanız işte geçtiği sabit noktayı bulmuş olursunuz. Bitti bu kadar. Hocam nasıl yani? 3x eksi y artı 5 eşittir 0. X artı y artı 3 eşittir 0. Alt alta toplayalım. Y'ler gitsin. 4x artı 8'den X'e eksi 2 buldum. X'e eksi 2 yazdım herhangi bir denklemde. Eksi 6, Y'de eksi 1 mi oldu? Evet. Demek eksi 2'ye eksi 1 noktası bizim o geçtiğimiz sabit noktaymış. Ya da. Bu devirle de 2'yi siliyorum. İkinci yöntemimiz arkadaşlar. K'ya istediğim bir değer yaz. Hocam K'ya 0 yazmak istiyorum. Tamam yazalım. K'ya 0 yazdım. Burası gitti mi? K'ya 0 yazdım.
Oluşan denklemimiz x artı y artı 3 eşittir 0. Bir tane denklem buldum. Sonra kaya 1 yazalım. Toplayalım 4x. Toplayalım y'ler birbirini götürdü. Aa y'ler birbirini götürüyormuş. Artı 8 eşittir 0'dan. X'i buldum eksi 2. X'e eksi 2 yazdım. Y'si de eksi 1 oldu. Bitmiştir. K'ya istediğiniz değeri yazın. K'ya 3 yaz, 5 yaz. İki tane denklem bul. Ortak çözüm kümesinden X ve Y'yi bulun. Soru bitmiştir. Geldik buraya. Doğruların geçtiği sabit noktayı istiyormuş. Tamam. A'ya istediğin iki tane değer yaz. Ortak çözüm kümesinden geçtiği sabit noktayı bulursunuz. Bitti bu kadar. Çünkü bir noktadan sonsuz tane doğru geçer. Buradaki A'dan madem reel sayımız. Ha isterseniz bunu bu formata da çevirebilirim. A parantezini alırım. Yeni bir doğru. Sonra diğerlerde ikinci bir doğru mu olur? Ortak çözüm kümesinden de bir değil ki ortak çözüm kümesinden. K ne olursa olsun, A ne olursa olsun bizim arkadaşlar her zaman aynı noktayı verir. Haberiniz olsun. Ne yapalım arkadaşlar? Durun öyle yapalım. Önce isterseniz X'i yok edelim. Kolay yolu. A'ya 2 diyelim. A'ya 2 dedim X gitti. A'ya 2 dedim 3'e. A'ya 2 dedim 4. 1 çıktı 3. Karşıya attım. Eksi 3. Y'yi ne bulduk? Eksi 1 bulduk. Bir de A'ya eksi 1 yazalım. A'ya eksi 1 yazdım. Burası gitti. Eksi 3'e. Yani eksi 3x daha doğrusu. Eşittir. A'ya eksi 1 yazmıştım. Eksi 3 mü oldu burası? Karşıya attım. Artı 3. X buradan ne çıktı? X de buradan eksi 1 çıktı. Eksi 1'e eksi 1 soru bitmiştir. Hocam ben bunu bu şekilde değil de A'ya 4 yazmak istiyorum. A'ya 5 yazmak istiyorum. İki tane denklem buldum. Ortak çözüm kümesinden yine o geçtiği sabit nokta eksi 1'e bir eksi 1 noktasını bulursunuz. Aynı şeydir. Değişen bir şey yoktur. Geldik sağdaki sorumuza. Doğruların geçtiği noktalardan geçen ve eğimi 2 olan. Arkadaşlar eğimi 2 ise eğim nasıl bulunurdu? Eğim şöyle bulunurdu. X'in katsayısı bölü y'nin katsayısı önde de eksiniz vardı. Hatırladınız mı? Yani bunu eksiyle çarpıp eksi t artı 3 bölü 2t eksi 1 eşittir 2'den. Kendisi diyor eğim 2 olsun. Güzel. İçler dışlar çarpımı yap. T'yi bul. T'yi yerine yaz. Denklemi bul. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu birinci çözüm yöntemimiz. T ne çıktı? 4T eksi 2 eşittir. Eksi T artı 3'ten 5T. 5'ten T'yi 1 buldum. T'ye 1 yaz. İşte denklem oluşmuş oldu. T'ye 1 yazdım. Burası ne oldu arkadaşlar? Eksi 2x. T'ye 1 yazdım. Artı y. T'ye 1 yazdım. Eksi 2 eşittir 0'a. Bu birinci çözüm yöntemi. İkinci çözüm yöntemi. Hocam valla ben T'ye istediğim bir değer yazayım. Hadi hocam T'ye biz 3 yazalım. Bu gitti. T'ye 3 yazmıştık değil mi? 6, 5'ye. T'ye evet 3 yazıyorum. Bu gitti. Y'yi bulduk. Y'yi M bulduk diyelim. Hocam bir de T'ye 1 bölü 2 yazalım. Burası Y gitti. T'ye 1 bölü 2 yazdım. X'i de bulduk. M bulduk. Geçtiği nokta belli. Eğimi belli. Denklemi nasıl bulacaktık? Hatırlayalım bir. Y eşittir. Hadi buna A'ya B diyelim. Daha hoş olur. Daha hoş olur. Y eşittir. Normalde formülümüz neydi? Mx artı N. Zaten eğimimiz 2. Bu A'ya B'de denklemi sağlar. X'e A, işte X'e B. Y'ye de A'yı yazın, N'i bulun. İşte denklem oluşmuş oldu. Ama en pratiği şudur arkadaşlar. Eğimi 2 ise eğim x'in katsayısı bölü y'nin katsayı ama eksilisi. Hatırladık mı? Tamam eşittir 2'den t'yi buldum. T'yi yerine yazdım. Denklem ortaya çıktı. Geldik alttaki sorumuza. Şimdi doğruların kesim noktaları orijinden geçen doğrunun denklemi nedir diyor. Arkadaşlar bakın kesim noktalarını bulmak istiyorsanız bana buradan x'ten y'yi çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntımız yok. Ama buradan x'ten y'yi bana nasıl bulacaksın? X'i yok etmek için oha burayı eksi 23 ile burayı da 17 ile mi çarpacaksın? Kesim noktaları diyor. Arkadaşlar buradaki pratiklik şu orijinden geçen. Arkadaşlar bir doğru eğer orijinden geçiyorsa bu y eşittir mx doğrusudur.
Yani sabit terimi yoktur. Mx doğrusu her zaman orijinden geçer. Sıfıra sıfır çünkü denklemi sağlar. O zaman sabit sayı yoksa benim bu sabit sayıyı yok etmem lazım. Oradan yola çıktım. Olay anlaşıldı mı? Dedim ya, istediğini çarpıp istediğin doğruya eklediğin zaman yine aynı noktadan geçer, haberiniz olsun. Benden orijinden geçeni istiyorsa benden sabit terimi istemiyor. O zaman benden bu sabit terimi istemiyorsa alt tarafı 3 ile çarpıp, ne 3 ile kocam, 2 ile çarpıp alt alta toplayalım. 2 ile çarptım, eksi 8 artı 8'i götürdü. İşte oluşan denklem gerçekten arkadaşlar orijinden geçen denklemdir. Hadi 2 ile çarptık. Burası 63. 10, pardon 46. 17 daha 63. 63x. 2 ile çarptık. Kaç oldu? 38. 11 çıktı. 27'ye. Zaten bunlar birbirini götürmüştü. Eşittir 0. Her tarafı 27'ye diyorum. 2'ye yazıyorum. 27'ye eşittir 0'dan. Herkesi bir de 9'a bölelim. 7x artı 3y eşittir 0. İşte arkadaşlar. Orijinden geçen denklem budur. Olay bitmiştir. Arkadaşlar iki tane denklem vermiş. Diyor ki kesim noktaları. Demiştim ya ben sana, bir kesim noktasından sonsuz tane doğru geçer. Benden bu kesim noktasından geçen bir de orijinden geçen. Orijinden geçecekse sabit terim olmayacak. O zaman bu sabit terimleri yok ettik. Alt tarafı 2 ile çarp, alt alta topla, sabit terimler gidiyor. İşte bu noktalardan geçen sonsuz tane doğrudan bir tanesi budur. Ve bir de bu arkadaşlar orijinden de geçiyor. Çünkü sıfıra sıfır denklemi sağlıyor, haberiniz olsun. Umarım olay anlaşıldı arkadaşlar. Hadi yolumuza devam. Evet arkadaşlar, bir noktanın doğruya uzaklığı, bir de bir doğrunun başka bir doğruya uzaklığını nasıl buluyoruz? Şimdi bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı bulunurken şu noktaları şu doğruda yazıyorsunuz. Yani şöyle bir şey arkadaşlar. X0'ı tutup X'in yerine Y0'ı tutup Y'nin yerine yazın. Tabii mutlak değer içerisinde. Çünkü uzaklıklar, uzunluklar hiçbir zaman arkadaşlar negatif olmaz. Böyle X'in ve Y'nin katsayılarının kareleri toplamı kök içinde. Bitti, bu kadar. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu. Demek ki iki noktayı tutup doğruda yerine yazıyorsunuz. Mutlak değer içerisinde böyle. A kare artı B kare kök içinde. Şimdi iki doğrunun birbirine uzaklığı arkadaşlar. Şu A, X'in ve Y'nin katsayıları birbirine eşit olmalı. Bak oranları eşittir demiyorum. Zaten oranları eşit olmak zorundasın paralellikten dolayı. Ha hocam, oranlar bir yani şey, katsayılar birbirine eşit ise diyorsunuz ki C1 eksi C2 mutlak değer içerisinde böyle A kare artı B kare kök içinde. Bitti, bu kadar. Formülü budur. Hadi sorularımıza geçiş yapalım. Hocam şu noktanın şu doğruya olan uzaklığı 2 birimmiş. Tamam, şu iki noktayı X ve Y'nin yerine yazalım. Tabii ki mutlak değer içerisinde. Hadi bakalım. Eksi 1'i yerine yazdım. Eksi 3. 4'ü yerine yazdım. Eksi 16. Artı N mutlak değer içerisinde bölü kök içinde A kare artı B kare. 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir 2 ise. Arkadaşlar en buradan 2 tane değer çıkar mutlak değer olduğu için. Şurası 5'tir. İçler dışlar çarpımından. Şurası N eksi 19 eşittir 10'dan. Çünkü 5, 10 oldu. N eksi 19 ya 10'dur ya eksi 10'dur. N eksi 19 ya 10'dur. N eksi 19 ya da eksi 10'dur. N buradan 29 çıkar. N buradan 9 çıkar. N alacağı 2 tane değer vardır. Kısa olsun diye. N kaçtır dedim. N alacağı değerler toplam ister. N kaç farklı değer alır dediği zaman 2 değer alır. Bitti, bu kadar. N alacağı değerler çarpımı istenir. Artık gerisi sahiptir. İnşallah işlem hatası yapmadık. Eksi 3'e eksi 16. Evet, doğru yapmışız. Geldik alttaki sorumuza. Doğruları arasındaki uzaklığı istiyorsa arkadaşlar bunların birbirine paralel olması lazım. Bunu unutmayın. Ve X ve Y'nin katsayıları birbirine eşit olmalı. Tamam, X ve Y'nin katsayıları eşit değil. O zaman eşit diyelim. Üst tarafı 2 ile çarptık mı? Şurası ne oldu arkadaşlar? 2X artı 4Y eksi 10 0. Alttakini de yazıyorum. 2X artı 4Y artı 5 eşittir 0. Güzel. Formülümüz neydi? Mutlak değer içerisinde C1 eksi C2 bölü A kare artı B kare kök içinde. Şimdi bunlar birbirinden çıkarttığımız zaman uzaklığı istiyordu. U uzaklık, U eşittir diyelim. U eşittir mutlak değer içerisinde eksi 10'dan 5'i çıkarın. Eksi 15 bölü
A kare artı B kare kök içinde 4 artı 16 yani 20. Ne oldu arkadaşlar? 15 bölü 2 kök 5. Soru bitmiştir. Evet. Sonra kök 5 ile çarparsın. Ne çıkar arkadaşlar? Kök 5 ile çarptık. 15 kök 5 bölü 10. 5'e böldüm 3. 5'e böldüm 2. 3 kök 5 bölü 2 şıklarda bulup işaretlersiniz. Geldik sağdaki sorumuza. Şimdi arkadaşlar tabana 6 demiş. BC uzunluğu 6. Diyor ki alan ABC nedir? Benim bir defa şu yüksekliği bulmam lazım. E şu yükseklik bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı değil midir? Buna da H diyelim. Tamam. H eşittir. Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı. Noktaları doğruda yerine yazıp mutlak değer içerisinde bölü kök içinde a kare artı b kare soru bitmiştir. E hadi. 1 ile 4'ü işte 1 ile 2'yi şurada yerine yazalım. Mutlak değer içerisinde 1 yazdım 5. 2 yazdım 24. Artı 10 bölüm kök içinde 5'in karesi artı 12'nin karesi. 5, 12, 13 özel üçgeni. 5'in karesi 12'nin karesi. Şurası ne oldu? 39 mu oldu? 20, 34, evet. 39 bölüm 13. Cevap ne oldu arkadaşlar? 3 oldu. H'ı 3 buldum. Alan eşittir. Taban 6 birim. Çarpı yükseklik 3 bölüm. 3 birim bölü 2'den cevap 9 oldu. Alanı istiyordu. 9 ışıklarda bulursun ve işaretlersin. Geldik alttaki sorumuza. Şimdi x ve y'nin katsayıları birbirine eşit mi? Evet hocam, katsayılar birbirine eşit. Tamam. O zaman şu iki doğrunun birbirine olan uzunluğunu diyorum. H uzunluğunu bulacağız da uzaklığını bulabilir misiniz? Tabii ki bulabilirsiniz. Onu nasıl bulacaktık arkadaşlar? Diyorsunuz ki mutlak değer içerisinde c'lerin farkı yani 75 bölü kök içinde a kare artı b kare 7, 24, 25. Yani 7'nin karesi artı 24'ün karesi. Yani 7, 24, 25. Payda 25 oldu. Üst tarafta 75 ne çıktı? 3 çıktı. Ha, şurası 3'müş. Bu bir eşkenar üçgenmiş. O zaman şurası 60'sa 60'ın karşısındaki 3 ise 90'ın karşısındaki 2 kök 3 değil midir? Evet. 90'ın karşısındaki neyse o 60'ın karşısındaki 90'ın karşısındakinin yarısının kök 3 katıydı. Yarısı kök 3, kök 3 katı 3 olur. 2 kök 3, 2 kök 3, 2 kök 3 çevresini istiyor. Cevap 6 kök 3'tür. Şıklardan 6 kök 3'ü bulursun ve işaretlersin. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. İki doğrunun arasındaki uzaklığı bulduk. Şu uzunluğu bulmuş olursunuz. Uzaklık arkadaşlar, dedik ki x ve y'nin katsayılarına baktım birbirine eşit, bir sıkıntı yok. Mutlak değer içerisinde c1 eksi c2 yani 75 bölü a kare artı b kare kök içinde. 7, 24, 25. 75'i 25'e böldüm. 3. 3 ise bir kenarımız 2 kök 3. Çevresini istiyordu 6 kök 3. E hadi yolumuza devam. Şimdiki konumuz dönüşümler. Bu dersimizde ne işleyeceğiz? Öteleme ve dönmeyi işleyeceğiz. Öteleme ne oluyor arkadaşlar? Bir şeklin sadece yer değiştirmesidir. Başka bir şey yok. Sadece koordinat düzleminde sağa, sola, yukarıya, aşağıya şekli değiştirmiyoruz. Sadece yerini değiştiriyoruz. Olay anlaşıldı mı? Hani bilgisayarlarda kes, yapıştır olayı var ya. Hiç şekli döndürme, döndürme yapmıyoruz ha. Sadece öteleyeceğiz. Bir noktanın, bir doğrunun veya bir eğrinin, bir şeklin yer değiştirmesidir. Bitti bu kadar. Mesela A x0 y 0, B x1 y 1. Bu A birim sağa, B birim yukarıya ötelenmiş. Bitti bu kadar. x0 y 0 noktası A birim sağa, B birim yukarıya ötelenirse BX1 y1 elde edilir. X1 eşittir x0 artı A'ya. Y1 eşittir y0 artı b'ye. Sadece x0 y 0'a a ve b. Sağ sol x ekseni oluyor. X'e hep ekleme yapılır. Yukarı aşağı y ekseni olur. Y'ye ekleme yapılır. Eksi ise çıkarıyoruz zaten. Artı ise ekliyorsunuz. Başka da bir haltı yok arkadaşlar. Olay buydu. E hadi devam edelim. Birinci notumuz. X0 y 0 noktası b a virgül b doğrultusunda demek. A birim sağa, B birim yukarıya artıysa eğer her ikisi de. Negatif olsalardı A birim sola,
B birim aşağı olurdu. Haberiniz olsun. Bu doğrultusunda ötelemek demek, yani burada A birim sağa, B birim yukarıya demiyor da sadece bunu bu şekilde ifade etmiş. Yine arkadaşlar X0, Y0'a A ve B eklenir. İşte oluşan noktamız bu olur. Haberiniz olsun. Devam edelim. Ha, fonksiyonlar arkadaşlar farklıdır. Şimdi noktalar ayrı, fonksiyonlar ayrı. Hep fonksiyon şey noktalarda hep ekleme yapıyorsunuz. Çıkarmaysa çıkar, eklemeyse ekleme. Bitti. Ama y eşittir fx fonksiyonunun a virgül b doğrultusunda ötelenmesi. Diyorsunuz ki y'den b'yi çıkarıyorsunuz. X'ten a'yı çıkarıyorsunuz. Tabi bu f'in içinde olduğu için denklemimiz bu şekilde oluşur. Haberiniz olsun. Şimdi ben bunu bir soruyla size göstermek istiyorum. Bir noktanın bu nokta doğrultusunda ötelenmesi dediği zaman şunu şunu ekle, şunu şunu ekle, soru bitmiştir. Yani şu doğrultuda ötelendiği zaman benim bu noktam ne oldu arkadaşlar? 0,3 noktası oluşur. Buna da C noktası diyelim. Burada bir sıkıntı arkadaşlar var mı? Ama şu fonksiyona göre şu ötelendiği zaman Y'den Y'yi çıkarıyorsunuz. Y artı 2. X'den 1'i çıkarıyorsunuz. Tabii ki X eksi 1'in karesi. 2 çarpı x eksi 1 artı 1'dir. Bitti, bu kadar. Y'den y'yi çıkarıyorsunuz. Yani y'den y'yi çıkartırsanız y artı 2 olur. Eşittir. F x eksi a. Yani x eksi 1. Tabii x eksi 1'in karesi. Eksi 2 çarpı x eksi 1 artı 1'dir. Bitti, bu kadar. Ha, sonra açılım yaparsın. Ne çıkarsa cevap olur. E hadi açılım yapalım. Şu artı 2'yi de en son karşıya atacağım. Y eşittir. Şu x kare. Birincinin ikincinin çarpımının iki katı eksi 2x. Eksi 2x de buradan gelir. Eksi 4x. Doğru mu? İkincinin karesi 1. 2 buradan gelir. Ette 3. 1 burada var. 4. 2'yi karşıya attım. Artı 2. İşte arkadaşlar yeni oluşan fonksiyonumuz bu olur. Haberiniz olsun. Umarım olay anlaşıldı. Mantık bu. Olay bu. E hadi. Geldik bizim arkadaşlar şu sorumuza. Diyor ki A 2,5 noktasının ve 4'e M doğrultusunda ötelenmesiyle. Arkadaşlar ekleme yapıyorsun 6. Şuradaki K 6'dır. 5'e ne eklersem 6 olur. Şuradaki M de 1'dir. Benden ne istiyor? K artı M istiyor. Cevap 7'dir. Şıklardan 7'yi bulursun ve işaretlersin. Dedik ya bir noktanın başka bir noktaya göre ya da koordinat düzlemine göre ötelenmesi dediği zaman arkadaşlar 2 ile 4'ü toplayın. Sana K'yı verir. Yani 6'yı verir. 5 ile neyi toplarsam 6'yı verir. M de 1 olur. Geldik alttakine. R karede 3'e 4 noktasının 6'ya 3 noktasına taşıyan. Taşımışsa arkadaşlar bak. 3 eklenmiş artı 3. 1 çıkarılmış eksi 1. Demek ki x'e 3 eklenmiş, y'den 1 çıkarılmış. X'e 3 eklenmiş, y'den 1 çıkarılmış. Cevap tabii ki Adana'dır. Arkadaşlar zaten ekleme çıkarma olur ötelemelerde. Çarpma marpma yoktur. Zaten ondan dolayı kareymiş. Bu elendi zaten. Çarpılmış. Bu elendi zaten. Cevap ya budur, ya budur, ya budur. Çünkü ötelemede hep ekleme çıkarma yapıyoruz. Diyor ki 3,4 noktası 6,3 noktasına taşıyan. X'e 3 eklenmiş, Y'den 1 çıkarılmış. X'e 3 eklenmiş, Y'den 1 çıkarılmış. Cevap Adana'dır. Ben böyle bir kenara çekileyim arkadaşlar. Umarım olay anlaşılmıştır. Mantık bu, olay bu. Demek ki sağ dendiği zaman X ekseninde olduğu için artı, sol eksi. Yukarı artı, aşağı eksi ama fonksiyonlar hariç. Bak fonksiyonları ayrı tutuyoruz. Fonksiyonlarda ise y eksi b, yani y'den y'yi çıkarın. X parantez içerisinde eksi a. A yeni oluşan denklem budur, haberiniz olsun. Bitti, bu kadar arkadaşlar. Hadi tahtamızı silelim, yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdiki konumuz dönme. Dönme ne oluyor arkadaşlar? Mesela x0, y0 noktasını pozitif yönde alfa kadar dönder dediği zaman arkadaşlar sanki burada bir ip varmış gibi, çünkü orijinal uzaklıklar değişmiyor, eşittir, dikkat ettiniz mi? Bunu tutuyorsunuz, ipe ucundan fışt çeviriyorsunuz. Pozitif yön, saatin dönme yönü tersi,
Negatif yön saatin dönme yönüne göredir. Biz hep pozitif yöne göre çalışacağız şimdilik, haberiniz olsun. X0 ya 0 noktasının pozitif yönde alfa kadar döndürürse oluşan nokta X1, Y1 olsun. Arkadaşlar X1, Y1'in formülü şudur. Fazla kullanılan bir formül değildir ama bilelim bunu da. X0 çarpı cos alfa eksi Y0 çarpı sin alfa. X0 çarpı sin alfa artı Y0 cos alfa. Bu nasıl aklında kalabilir? Hemen sana bunu da söyleyeyim. X'i, Y'yi, X'i, Y'yi yazarsınız. Alfabetik sıra önce C mi gelir, S mi gelir? Tabii ki C gelir. Ha, cos alfa, sin alfa. Neyle bitirdiysen öyle başlayın. Sin alfa, cos alfa. Han derler ya, sana bir iyi bir de kötü haberim var. Herkes der ki hocam önce kötüyü söyle, iyi sonra söyle. Önce kötü, sonra iyi. Önce çıkarma, sonra toplama. Böyle de aklında kalabilir, haberin olsun. Hadi geldik buraya. 90 derece ve 180 derece döndürme, bunlar özel döndürmelerdir arkadaşlar. X0, Y0 noktası orijinal uzaklığını değiştirmemek kaydıyla diyor ki 90 derece pozitif yönde döndürünüz diyor. Arkadaşlar şunlar yer değiştirir. İkincinin önüne eksi atılır. Ya da eş üçgenlerden döndürdüğünüz zaman izleyin beni. Alfa, beta, alfa, beta. Beta'nın karşısında ne var? Y0 var. Beta'nın karşısındaki Y0'dır. Alfa'nın karşısında ne var? X0 var. Hani X0, Y0 ya. O zaman burası da X0'dır. O zaman X0'ımız pozitif olur. O Y ekseni oluyor. Y0'ımız X ekseni negatif oluyor. Eksi Y0'a X0'dır. Haberiniz olsun. Bazıları olaya bu şekilde eş üçgenlerden yapar. Çünkü bu üçgenden bu üçgen birbirine eştir der. Bazıları da der ki hocam 90 derece döndürmede şunların yerleri değişir. Trigonometriden aklınızda kalabilir. 90'da isimler değişir. İsimleri değiştirip ikincinin hani hatırlarsanız kümelerde hani tümleyeni alıp ikincisinde araya sokuyorduk ya aynı mantık. İkincisinde eksiyle çarparsanız eksi y0 x0 olay biter. Şimdi bunu bir daha 90 derece döndürelim. Şunların yerleri değişir. Bak yerlerini değiştirdim. İkincinin eksi attım. Bakın. Gördünüz mü? Aynı mantık. Bunu bir daha 90 derece döndürelim. Olabilir. Yani 270 derece döndürmüş oluyorum. Şunların yerleri değişir. Eksi y0'a eksi x0. Evet. İkincinin eksiyle çarpıyorsunuz. Artı oldu. Mesela. Bunu bu şekilde genelleyebilirsiniz. Demek neymiş arkadaşlar? Bir 90 derece döndürmeyle 90'da isimler değişirdi. Şunları yer değiştirip ikincinin üstüne eksi attınız. Hocam 180 derece döndürmede sadece önlerine eksi atıyorsunuz. Bitti bu kadar. Yani x0, y0 koordinatlarda değişiklik yok. Apsis ne apsis ordinatı ne ordinattır? Sadece eksiyle çarpın olay bitmiştir. Geldik buraya. Ne diyor? 3'e 4 noktasının orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndür diyor. Arkadaşlar önce bunu isterseniz formüllerden yapalım. Sonra ise bunu eş üçgenlerden yapalım. Olur. 90 derece döndürdüğüm zaman bunların yerleri değişir. 4,3 olur. Bir ikinci 4'ü eksiyle çarptım. Bitti bu kadar. 180 derece döndürmese bir daha yer değiştirdim. 3,-4 oldu. İkincinin 3'ü eksiyle çarptım. Bir daha 270 diyorsa bir daha arkadaşlar 90 derece döndüreceğiz. Yer değiştireceğiz. Eksi 4'e eksi 3. İkinci eksiyle çarptık. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu. Olay bu. Ha hocam ben bunu bu şekilde değil de ben bunu eş üçgenlerden yapmak istiyorum. Hay hay tabii ki yaparız arkadaşlar. Evet şurası 3,4 noktası olsun. Bak 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 bak. Şurası 3, şurası 4. 90 derece döndürdüğünüz zaman şurası alfa ise beta, şurası alfa olur. Doğru mudur arkadaşlar? Evet. Alfanın karşısında 3 var, alfanın karşısında 3 var. Burası beta olsun, şurası beta olsun. Beta'nın karşısında 4 var, beta'nın karşısında 4 var. Şurası 4 ise şurası ne olur? Eksi 4 olur. Eksi 4,3. Bakın eksi 4,3. Bunu bir daha 90 derece döndürelim. Tamam, bir daha eş üçgenlerden yapacaksınız arkadaşlar. Yine aynı mantıktır. Değişen bir şey yoktur. Ya da 180'e göre ne yapıyorduk arkadaşlar? 180'e göre x ile y'yi eksiyle çarptığınız zaman soru bitiyordu. Yani burası eksi 3'e eksi 4 derseniz işin içinden çıkarsınız. Mantığı budur. Eş üçgenlerden çok rahatlıkla yapabileceğiniz gibi direkt hocam 90 derece her 90'da yer değiştirip yani şunu yer değiştiriyorsunuz.
İkinciyi, yani dördü eksiyle çarpacaksınız. Bitti. Yer değiştir, ikinciyi eksiyle çarp. Yer değiştir, ikinciyi eksiyle çarp. Burada ikincisine eksi dört. Eksiyle çarpınca artı dört oldu, bitti. Geldik buraya. Noktasının orijinal etrafına negatif yönde 225 derece. Negatif yönde 225 demek arkadaşlar. Bu eksi 225'tir. 360 ekleyelim. Ne oldu? 135 oldu. Ha, pozitif yönde 135. E güzel. Formülümüz neydi? X ve Y yazılır. Kök 2'ye 3 kök 2. Kök 2'ye 3 kök 2. Hatırladık mı? X0, Y0, X0, Y0. Öncelikle cos 135'i yazıyorsunuz. Cos 135. Buraya sin 135. Virgül. Sonra sinle bitti, sinle başlıyorsunuz. Sin 135. Evet. Bu artı mı eksim biraz sonrasından değinecektim. Evet. Ve kosinüs 135. İyi haber mi, kötü haber mi? Hocam önce kötüyü söyleyin. Sonra da iyiyi söyleyin. Bitti. Kosinüs 135 eksi kök 2 bölü 2. Sinüs 135 kök 2 bölü 2. Sinüs 135 kök 2 bölü 2. Kosinüs 135 eksi kök 2 bölü 2. Soru bitmiştir. İkinci bölgede kosinüsler arkadaşlar eksiydi ya. Sinüsler artıdır. Kosinüsler eksidir. Bu kadar da. Gelme ihtimalini ben pek sanmıyorum. Ama bunu da bu şekilde göstermiş olduk. Bir de bunun tanjantı karşı bölü komşusu bilinen bir açıysa nasıl olacak? Onu da arkadaşlar şimdiki dersimizde hızlı bir şekilde onları da size göstereyim. Yolumuza devam edelim. Ben böyle bir kenara çekiliyorum. Umarım olay anlaşılmıştır. Mantık bu, olay bu. Şimdiki konumuz yansıma simetri. Noktanın yansıması. Arkadaşlar birinci maddemiz noktanın noktaya göre yansıması. Mesela bir A noktasının B noktasına göre yansıması A üstü ile gösterilsin. A'nın B'ye göre yansıması A üstü ise şöyle diyorsunuz arkadaşlar. Buna x2, y2 diyelim. Şu ikisinin aritmetik ortalaması x1'i verir. Şu ikisi ordinatların aritmetik ortalaması y1'i verir. Yani x1 eşittir x0 artı x2 bölü 2. Y1 eşittir y0 artı y2 bölü 2. Ya da oranlardan hatırlayalım. Bu ne kadar artmışsa bu da o kadar artacaktır. Bu ne kadar artmışsa bu da o kadar artacaktır da diyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Güzel. A, x0, y0'ın orijine sıfıra sıfıra göre yansıması ise arkadaşlar x ve y olduğu gibi yazılır. Her ikisi eksiyle çarpılır. Bitti, bu kadar. Orijine göre yansıması da bu şekilde ifade ediliyor. Haberiniz olsun. Demek ki neymiş? Orijine göre yansımasında x0, y0 olduğu gibi yazılacak. Önlerine pıt pıt eksi attınız mı? Soru bitmiştir. Hadi yolumuza devam edelim. Noktanın x eksenine göre simetrisi dendiği zaman arkadaşlar ya da yansıması dediği zaman x0'a karışmıyorsunuz. X0 olduğu gibi yazılacak. Çünkü x'e, x eksenine göre simetride x'e karışılmaz. Şimdi burada başlangıç kim? X ekseni. Y sıfırda eksiyle çarpıyorsunuz. Soru bitmiştir. Ha, bir noktanın Y eksenine göre yansımasında ise Y'ye karışmayın. Çünkü başrol oyuncusu burada kim? Y ekseni. Y'ye karışma. Y sıfır olduğu gibi yazılır. Ha, X sıfırı eksiyle çarpın. Bitti, bu kadar. Zaten arkadaşlar Y eksenine göre yansımasında hops bunlar birbirine eşit olacak. Zaten Y'de hiçbir değişiklik yok. Burası bizim Y sıfır noktamız. Burası x sıfırken eksi x sıfır oluyor. Biraz da dotlayı çalıştırma. Olay anlaşıldı mı? Mantık budur. Ha, burası bizim x sıfır noktası. Evet, x sıfıra y sıfır demek, burası y sıfır. X eksenine göre yansımasında x sıfırda bir değişiklik yok ki. Y sıfırsa eksi y sıfır oldu. Yani y'yi sadece eksiyle çarpıyoruz. Bitmiştir. Buyurun, geldik buraya. Noktanın x eşittir a doğrusuna göre simetrisi arkadaşlar. Bir nokta düşünelim. Bu da x eşittir a. Yani a noktası olsun. Yani a doğrusu olsun. Yansıması. Şu a'daki mesafeyi bulur musunuz? A eksi x sıfır. Şu a'daki mesafeyi bulun. A eksi x sıfır. X sıfıra 2a eksi 2 x sıfır eklediğiniz zaman 2a eksi x sıfır olur. E y'de hiçbir değişiklik yoktur. Haberiniz olsun. Bitti, bu kadar. Neymiş arkadaşlar? X sıfıra y sıfır. Şu x eşittir a doğrusuysa aradaki mesafe a eksi x sıfır. E burası burasına eşitse burası da a eksi x sıfır. Toplam ne kadar yol gidecek? 2a eksi 2x sıfır.
2a eksi 2x0. X0'a ekleyelim. Eklediğiniz zaman 2a eksi x0 olur. Virgül y0. Bitti, bu kadar. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu. Olay bu. Geldik buraya. Noktanın y eşittir b doğrusuna göre. Arkadaşlar a noktası x0'a y0 olsun. Y eşittir b doğrusuna göre. Benden simetrinin istediği zaman şu aradaki mesafeyi bulursunuz. Şu aradaki mesafe b eksi y0'dır. Çünkü burası y0'sa b eksi y0. Şurası şurasına eşitse bu da b eksi y0'dır. Topladık ne etti? 2b eksi y0 yukarıya kaydıracaksınız. Y'yi. Tamam, y0 ekleyince 2b eksi y0 olur. X0'da hiçbir değişiklik yok. Haberiniz olsun. Onu da olduğu gibi yazdım. Umarım olay anlaşıldı arkadaşlar. Mantık bu. Olay bu. Ezber yapmayın. Direkt dotli ile biraz çalıştıracaksınız. Bu burada kalsın. Bir de arkadaşlar dördüncü maddemiz. Y eşittir x doğrusuna göre simetri. Bir de y eşittir eksi x doğrusuna göre simetriyi nasıl yapacaksınız? Evet. Şu y eşittir x doğrusu olsun. Bir tane arkadaşlar nokta belirtelim. A noktası x0'a y 0 olsun. Şuna göre simetri arkadaşlar. Evet, şunlar birbirine eşit olacak. Şurası da bizim A üstü noktamız olsun. Arkadaşlar y eşittir x doğrusuna göre simetriyi şunlar y değiştiriyor. Y 0'a x 0. Benim aklıma arkadaşlar hemen ters fonksiyon geliyor. Bir fonksiyonun y eşittir x doğrusuna göre simetriye biz onun tersi diyoruz. Terste x'ten y yer değiştirir. Hatırladık mı? Bir tane fonksiyon düşünelim arkadaşlar. Bu bizim fonksiyonumuz olsun. Bu da y eşittir x doğrusu olsun. Bu bizim fx'imiz. Bunun arkadaşlar simetri şeyi y eşittir x doğrusuna göre simetri, biz buna f'in tersi diyorduk. Tamam da fx eşittir y ise f'in tersi y neye eşittir? X'e. X'ten y yer değiştiriyor. Oradan da aklında kalabilir. Ne yaptım? X sıfırla y sıfırın yerlerini değiştirdim. Y sıfıra x sıfır oldu. Bitti, bu kadar. Y eşittir x doğrusuna göre yansıması ya da simetriyi. Güzel. Burada bir sıkıntımız arkadaşlar var mı? Burayı siliyorum. Aklınıza kalsın diye ben bunu yazdım. Bir de y eşittir eksi x doğrusuna göre simetriyi. Evet. Şu y eşittir eksi x doğrusu. Şöyle bir tane a noktası belirtelim. X sıfıra y sıfır olsun. Bunun simetriği arkadaşlar. Evet. Şurada bir yerdedir. Bu da a üstü olsun. Şurası tabii ki şurasına eşit olacak. Bunu unutmayın arkadaşlar. Evet. Eşit olacak. Hani ben diyorum ki ben bir aynaya baktığım zaman benim aynaya olan uzaklığım ile aynanın karşıdaki benim görüntüme olan uzaklıkları birbirine eşittir. O aklıma geldi bir defadan. Güzel. Şurası şurasına eşit olacak. Burada ne yapacaksınız arkadaşlar? Hem bunların yerleri hem de işaretleri değişecek. Yani eksi y sıfıra eksi x sıfırdır. Demek ki y eşittir x doğrusuna göre simetriyi sadece yerlerini değiştirin. Y eşittir eksi x demek aklınızda kalabilir. Hocam eksiyle çarpacağız. Bir de y eşittir x tersi ise onu o şekilde aklınıza kalabilir. Demek x ile y'yi yeri değiştirip önüne eksi atacağım. Eksi y sıfıra. Eksi x sıfırdır. Haberiniz olsun. Bu da bizim dördüncü maddemizde. Y eşittir x. Y eşittir eksi x. Doğrularına göre yansıması ya da simetriyi bu şekilde bulunur. Evet arkadaşlar. Doğruların yansıması nasıl oluyor? Bir önceki derste gösterdim ya. Bir noktanın işte eksenlere göre, işte doğrulara göre yansımasını nasıl yapıyorsam, arkadaşlar doğruların yansıması da aynı mantıktan devam ediyor. Nasıl yani hocam? Mesela 5'e eksi 1'in x eksenine göre yansımasında sen x'e karışmıyordun, y'yi eksiyle çarpıyordun. X'e karışmayalım. 2x, y'yi eksiyle çarpalım. Artı 4y artı 5 eşittir 0'a. Bitti, bu kadar. Y eksenine göre dediği zaman baş oyuncusu y'ydi ya. Y'ye karışmıyorduk. X'e eksiyle çarpıyorduk. Y'ye karışmayalım. X'i eksiyle çarpalım. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu. Devam edelim. Y eşittir x eksenine göre simetrisi. X ve y'nin yerleri değiştirdi. Burada da x'in y'nin yerlerini değiştirelim. 2y eksi 4x artı 5 eşittir 0'a. Bitti, bu kadar. Y eşittir eksi x doğrusuna göre yansıması. X ve y'nin yerleri değişecekti. Bir de herkes eksiyle çarpılacaktı. Hatırladık mı? Hadi yerlerini değiştirelim. Y buraya eksi y diye gelir. Eksi 2y.
X buraya eksi x diye gelir. Artı 4x artı 5 eşittir 0'a. Bitti bu kadar. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Olay bu. Demek ki neymiş? Hem y'nin hem de x'lerin yerleri değişir. Ve eksiyle çarpılır demiştik. Ben de onu yaptım. Y'yi buraya eksi y diye getirdim. Eksi 2'ye oldu. X buraya eksi x diye gelir. Eksine çarptım. Artı 4x artı 5 eşittir 0'a. Orijine göre simetrikte hem x hem de y'yi eksiyle çarpmıyor muyduk? Hiç kimsenin yerini değiştirmeden. O zaman hem x'i hem de y'yi bana eksiyle çarpar mısınız? Şurası ne oldu? Eksi 2x artı 4y. Tabii ki artı 5 eşittir 0'a. Bitti bu kadar. Y eşittir 3 doğrusuna göre simetrikte. X'i 3'ten X'i daha doğrusu 3'ü 2 ile çarpıp şu. Bakın Y'ye karışmıyorsunuz. X eşittir 3'te. Y bir defa olduğu gibi yazılacak. O kesin. Bakın eksi 1'e eksi 1. Sen X'i 2 ile çarpıp şuradaki 5'ten çıkarmıyor muydun? Yani gerçek X'imizden çıkarmıyor muydun? Evet. O zaman burada da onu yapacağız. 2 çarpı. Şu 3'ü 2 ile çarpıp x'ten çıkartıyorsunuz. Y'ye karışma. Artı 5 eşittir 0'a. Bitti bu kadar. 2 ile çarpıp 5'ten çıkarmıyor muydun? 1. Y eşittir 3 doğrusuna göre x'e karışmayın. 2x'i yazdım. Bakın x'e karışmadım. Sen bunu 2 ile çarpıp eksi 1'den yani orijinal y'den çıkarmıyor muydun? Oldu sana 7. O zaman bunu 2 ile çarpalım. Eksi 4 çarpı. 2 ile çarptım. 2 çarpı 3 eksi y. Artı 5 eşittir 0. Mantık bu arkadaşlar. Olay anlaşıldı mı? Demek ki noktalarda simetri nasıl yapılıyorsa doğrulardaki mantık da hep aynı mantıktır. Haberiniz olsun. Bunları bu şekilde çözümünü yaptım. E hadi. Geldik doğrunun doğruya göre simetri. Arkadaşlar D1'in D2'ye göre simetri ayrı bir şeydir. D2'nin D1'e simetri ayrı bir şeydir. D1'in D2'ye göre simetri dendiği zaman bir defa kestiği noktalar aynı olmak üzere. Şurası alfa ise şurası da alfadır. Bu da D1 üstü olsun. İşte D1'in D2'ye göre simetri budur. Geçtiği noktalar aynı noktalar, kesişim noktaları aynı nokta olacak. Bir de eğimini buldunuz mu zaten denklem ortaya çıkar. Fazla popüler bir konu değildir ama bunu da göstermek istedim. Şimdi D2'nin D1'e olan simetri dediği zaman, yani göre simetri dendiği zaman, bunu da arkadaşlar yine aynı şekilde yaptınız. Şurası alfa ise şurası alfa, bu da bizim D2'nin üstü olur, haberiniz olsun. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu. Olay bu. Geldik buraya. Ha, doğrular birbirine dikse. D1'in D2'ye göre simetri yine D1'dir. D2'nin D1'e göre simetri yine D2'dir. Haberiniz olsun. Ha, bunlar birbirine paralelse ki paralellik var görüyor musunuz arkadaşlar? X ve y'nin katsayıları zaten birbirine eşit. Kesinlikle eşit. O zaman D3 doğrusunun da arkadaşlar x ve y'nin katsayıları eşit olacak. Ax artı b'ye artı c3 diyelim. Aritmetik ortalama c2'yi verir. Haberiniz olsun. C1 artı c3 bölü 2 sana c2'yi verir. Hocam bu d3'ümüz d1'in d2'ye göre simetri. Yani d1 üstü olsun. Arkadaşlar d2'nin d1'e göre simetri dersen bu da d2 üstü olsun. Yine aynı denklem yazılacak. Yani ax by artı c4 diyelim. Şu c2 ile c4'ün aritmetik ortalaması sana c1'i verir. Haberiniz olsun. Bitti bu kadar. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu. Olay bu. Demek ki d1 ve d2 birbirine paralel olduğu zaman x ve y'nin katsayıları birbirine eşit olması lazım. Simetriğinde de yine x ve y'nin katsayıları birbirine eşit olacak. Ama D1'in D2'ye göre simetriğine eğer sen en sondaki sabit terime C3 dersen bu sabit terimden aritmetik ortalaması sana kime göre simetrik demişse aritmetik ortalaması sana onun sabit terimini verir, haberiniz olsun. Buyurun geldik buraya. Doğrunun noktaya göre simetri. Arkadaşlar sanki burada bu ikisine paralel bir tane doğru varmış gibi düşüneceksiniz. Güzel. Buna da AX, BY, C3 diyelim. Arkadaşlar bakın paralellik
ise x ve y'nin katsayıları birbirine eşit olacak. Ha, c 3 demek c1'den c2'nin aritmetik ortalamasıdır. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu, olay bu. Umarım arkadaşlar bir sıkıntımız yoktur. Geldik bizim bu soruya. Şimdi doğrunun şu doğruya göre yansıması dediği zaman ben sana tavsiyem. Bunlar birbirini kesiyor mu? Bunlar birbirine dik mi? Paralel mi? Ona bakalım bir. Arkadaşlar bakalım bir. Bunun eğimi hani ax artı b'ye de eksi a bölü b değil miydi? Yani bunun eğimi m1 diyelim buna. M1'imiz eksi 3 bölü 4. Yani eksi 3 bölü eksi 4'ten 3 bölü 4. Bu da m2'miz olsun. Eksi a bölü b'den eksi 4 bölü 3. Aa, çarpımları eksi 1'i verdi. Demek ki bunlar birbirine dik. E bunlar birbirine dikse bunun buna göre yansıması bunun aynısıdır. 3x eksi 4 ya artı 5 eşittir 0 dedim ya. D1'in D2'ye göre yansıması yine aynı doğru oluşur. Yani yine aynı doğru. Ha, bunun buna göre yansıması bunun aynısıdır. Mantık bu arkadaşlar. Geldik buraya. Katsayılar oranları birbirine eşit. O zaman katsayılar eşit diyelim. Şurayı 2 ile çarpar mısın? Evet. Şurayı 2 ile çarpalım. 6x 10y eksi 2 eşittir 0'a. Doğru mu arkadaşlar? Evet. E hadi. Üst tarafı sileyim. Bunu güzelce nasıl bir çözeyim. İştahım kabardı arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Şu doğrunun şuna göre yansıması. Şu doğrumuz eksi 2 olduğu için arkadaşlar bunu böyle bir aşağıda çizelim. 6x artı 10y eksi 2 0. Kime göre yansıması diyor? 6x artı 10y artı 7'ye göre yansımasını istediği zaman yine 6x artı 10y olacak. 9 birim artmış. 9 birim artarsa artı 16 eşittir 0. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Ya da buna C1'de, C1 ile eksi 2'nin aritmetik ortalaması sana 7'yi verir. E 16 olması lazım ki ikisinin toplamı 14, 2'ye böl 7. Ya da kaç artmış? Kaç artmış? Soru bitmiştir. Evet, bu kadar. Tersini senden isteseydim, şunun şuna göre yansıması deseydim ne yapardınız? O da senin ödevin olsun. Yorumlara gel. De ki hocam ödev yansıması sorusunun cevabı budur. Ve yorumlara bir yaz bakalım neymiş. Umarım olay anlaşıldı arkadaşlar. Mantık bu, olay bu. Ben böyle bir kenara çekileyim. Ve hızlı bir şekilde sorularımıza devam edelim. Çemberin analitiği yine giriş yapalım. Arkadaşlar ne oluyor bu çemberin analitiği? Birlikte böyle bir inceleyelim. Düzende bir noktaya eşit uzaktaki noktaların kümesine biz çember diyoruz. Arkadaşlar bir nokta belirtelim. A virgül B noktası olsun. Bu noktaya olan uzaklıklar şurası bizim R'miz olsun. E şurası da bizim R'miz. E şurası da bizim R'miz. Arkadaşlar bir çember oluşuyor. Dikkat ettiniz mi? Demek ki düzende bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların kümesine biz çember diyoruz. Haberiniz olsun. Hocam merkeze A virgül B, yarı çapı R olan çemberin denklemini bu şekilde buluyoruz. O da şuradan çıkıyor. Arkadaşlar çember üzerinden bir tane nokta belirtelim. X virgül Y. Şu X virgül Y'nin A virgül B'ye olan uzaklığını, iki noktanın arasındaki uzaklık nasıl bulunurdu? X'lerin farkının karesi, Y'lerin farkının karesi eşittir. Uzaklık yani R'nin karesine. İki noktanın arasındaki uzaklıktan buluyorsunuz. Değişen bir şey yoktur. Hocam merkezi 2 virgül y de R'si de 5 olan. Bana çemberin denklemi bulur musunuz? Tabii ki bulurum. X eksi 2'nin karesi artı y eksi 7'nin karesi eşittir 5'in karesi. Soru bitmiştir. Ha hocam bize böyle bir denklem verdi. Bana merkezini ve yarı çapını istedi. Bunun merkezi arkadaşlar 1 virgül eksi 5'tir. Bu x eksi a'ya x eksi b'ydi ya. Ya da sıfıra işte x 1 çıktı ya da eksi 5 çıktı. Mantığı bu. 1'e eksi 5. R'si de 4 olan. Arkadaşlar yarı çapı da 4 olan bu bir çemberi ifade eder. Merkezi 1'e eksi 5. Evet. Yarı çapı da 4 birim olan bir çemberdir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Şimdi geldik özel durumlarımıza. Özel durumlardan birincisi
X eksenine teğet ise, arkadaşlar X eksenine eğer teğet ise bunun ordinatı R olur. Evet, ordinatı R'dir. Yani X eksenin karesi artı Y eksi. Normalde P'nin karesidir bu. Eşittir R kare ya. E buradaki R B olmuyor mu? Süper. Demek ki arkadaşlar dışarıdaki R ile yani yarıçap ile şu Y'nin yanındaki R aynı R'lerse o zaman diyeceksiniz ki bu ifade x eksenine teğettir. X eksenine teğetse diğer ordinatı R oluyor. Hocam y eksenine teğetse, y eksenine teğetse bu A virgül B noktası değil mi? Bu A, bu B. E bunun yarıçapı da R'ydi. A R'ye eşit oldu. Arkadaşlar A R'ye eşitse normalde bu x eksi A'nın karesi, y eksi B'nin karesi eşittir R kare değil mi? Şu A yerine R yazalım. Yani şunu demek istiyorum. X'in yanındaki sayı ile R aynı şeylerse bu ifade y eksenine teğettir diyeceksiniz. Olay anlaşıldı mı? Hocam hem x'e hem de y'ye teğetse. E tamam da bunun a'sı da r'dir, b'si de r'dir. O zaman x eksi r'nin karesi y eksi r'nin karesi eşittir r kareden. R gördüğünüz zaman bu hem x'e hem de y'ye teğettir diyeceksiniz. Haberiniz olsun. Ha hocam eksenler üzerindeyse. Eksenler üzerindeyse arkadaşlar ya bunun x'i sıfırdır ya da y'si sıfırdır. Doğru değil mi? Bunun x'i sıfır, bunun y'si sıfır. Yani diyorsunuz ki hocam bunun denklemi x'in karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare. Şu x eksi a'nın karesi çünkü apsisi a. Ordinatı y'si sıfır. O zaman y'nin karesi eşittir r kare. Hocam bu orijinden geçiyorsa ben bunu trigonometriden biliyorum arkadaşlar. Birim çemberden hatırlayalım. X kare artı y kare eşittir 1 diye. Bu da x kare artı y kare eşittir r karedir. Haberiniz olsun. Mantık bu. Olay bu. E hadi yolumuza devam. Evet arkadaşlar. Çemberin denklemi bu şekilde zaten oluştuğunu çok iyi biliyoruz. Şimdi geldik çemberin genel denklemine. Genel denklem arkadaşlar nasıl oluşuyor? Bunun arkadaşlar merkezi zaten A virgül B yarı çapı R birimi olan bu bir çember. Bunların açılımını yapalım. İşte tam kare ifade eden x kare eksi 2ax artı a kare. Y kare eksi 2ab işte eksi 2by artı b kare. R kareyi de bu tarafa attım eşittir 0 dedim. Şimdi x kare y kareyi en öne yazdım. Şu eksi 2ax eksi 2by'yi en dibe attım arkadaşlar. Oldu mu? Şimdi bu sabit terimlerde a kare, b kare, eksi r kareyi de en dibe attık. Eşittir 0 dedim. Şimdi eksi 2a'ya d diyelim. Eksi 2b'ye e diyelim. En sondaki sabit terimden hepsine de f diyelim. Denklem şu şekilde oluştu mu arkadaşlar? Şimdi bu denklemde merkezi nasıl bulacağız? R'yi nasıl bulacağız? Denklemimiz bu şekildeyse ama geldiği nokta ise bunu göstermek istedim. Bazıları diyebilir, hocam bu işler boştur. Hocam diyor, bana böyle bir denklem verdi ya, bakın aynı format. Bakın aynı format. Bunun çemberin merkezi ve yarıçapını nasıl bulacaksınız? Bu şekilde formülden yapabilirsiniz. Gereği yok. Şöyle gereği yok arkadaşlar. Bana bunu tam kareye çevirseniz, çarpanlara ayırma videoma bakabilirsiniz. Tam kare nasıl bulunur? Arkadaşlar x kare eksi 4x yarısını alıyorlar. Şu ifade x eksi 4'ün karesi. Bak bak bak, y kare eksi 6'yı, artı 6'ya yarısını alın. Burası da y artı 3'ün karesi. Doğru mudur? Evet. Yarısı 3 olduğu için y artı 3'ün karesi. 4'ün karesi 16, 3'ün karesi 9. Topladım 25. Ama eksi 4 lazım. Eksi 29 eşittir 0. Bitti. Eksi 29'u karşıya atalım. X eksi 4'ün karesi y artı 3'ün karesi kök 29'un karesi. Merkezi 4'e eksi 3 olan, yarıçapı da kök 29 olan bu bir çemberdir. Bitti bu kadar. Tam kareye oluşturacağınız bütün ifadeyi yani tam kareye çevirebiliyorsanız biraz çarpımlar yapabileceksiniz. Bilmiyorum hocam, tamam sıkıntı değil, yarısına. X eksi 4'ün karesi, yarısına, y artı 3'ün karesi. Kareleri topla, 4'ün karesi 16, 3'ün karesi 9, 25 ama eksi 4 lazım. Eksi 29, karşıya at kök 29'un karesi de soru bitmiştir. Ha, hocam ben bunu bu şekilde değil de ben bunu formülize etmek istiyorum. Sıkıntı değil. Arkadaşlar merkezi hani biz paraboldan biliyoruz. R'yi bulma yöntemi. Eksi B bölü 2A. Şu X'lere odaklanın arkadaşlar. Şu X'lerde eksi B bölü 2A'dan eksi B bölü 2A. Yani eksi D bölü 2. Şu
Y'lere odaklanın. Eksi B bölü 2A'dan eksi E bölü 2. Bu bizim merkezimiz oluyor. R'de ise arkadaşlar 1 bölü 2 kök içinde D kare artı E kare eksi 4F bitmiştir. Bu da formülize edilmiş halidir. Hocam hadi R'sini bulalım. Yani merkezini bulalım. R derken yani pardon R'yi bulmayalım. Merkezi bulalım. Merkez eksi B bölü 2A'dan 4. Eksi B bölü 2A'dan eksi 3. Bakın 4'e eksi 3. R'yi de nasıl buluyorduk? 1 bölü 2 kök içinde. Şunun karesi şunun karesi. Yani 8'in karesi 64. 6'nın karesi 36. Eksi 4 çarpı en sondaki terim. Eksi 4. Aa. Toplayın arkadaşlar. 4 çarpı 29 çıkıyor. Dışarıya 2 diye çıkar. 2'ler gitti. Kök 29. Bitti bu kadar. Bazıları da bu şekilde olayı çözüyor. Haberiniz olsun. Burayı siliyorum. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde bu formülü bir daha size göstereyim. X kare y kare dx e y artı f eşittir 0. Denklemler hep bu şekilde gösterilecek hali yok. Denklem bazen bu şekilde de gösterebilir. Bu şekilde gösterdiği gibi tam kareye çevirip yani şu formata çevirip merkezi a'ya ve yarı çapı r olan bir denklem diyebilirsiniz. Ya da x'lere odaklanın. Eksi d bölü 2. Eksi e bölü 2. Bu sana merkezi verir. Yarı çapta kök içinde 1 bölü 2 çarpı. D kare artı e kare. Eksi 4f'dir. Haberiniz olsun. Hadi geldik alttakine. Merkezi ve yarı çapını bulun diyor arkadaşlar. Ama problem şu arkadaşlar. X ve y'nin katsayıları 1 olacak. Şimdi bu 3'ler nereden çıktı? Herkesi bana bir 3'e böler misin? Herkesi 3'e böl. Hadi bakalım 3'e bölelim. Çünkü genel formülde arkadaşlar dikkat ettiniz mi? X kare ve y karenin önde ne var? 1 var. Hocam önde 3 var. 3'e böl. Sıkıntı yok ki. Hadi bakalım herkesi 3'e bölelim. Ne oldu burası? X kare, y kare, eksi 6x artı 4y artı 3 eşittir 0'a. Güzel. Hadi bakalım. Yarısını alın. X eksi 3'ün karesi. Yarısını alın. Y artı 2'nin karesi. 3'ün karesi 9. 2'nin karesi 4. Topladım. 13. Eksi 10 eşittir 0. Yani x eksi 3'ün karesi. Y artı 2'nin karesi. Eşittir kök 10'un karesi. Eksi 10'un karesi yaptım. 10 kök 10'un karesi. Merkezi 3'e eksi 2 olan. Yarı çapı kök 10 olan. Bu bir denklemdir. Ha hocam. Ben merkezi şu formülden yapmak istiyorum. Hay hay sıkıntı yok. 3'e böldük ama en son denklem bu oluştu. Eksi b bölü 2a'dan 3. Eksi b bölü 2a'dan eksi 2. 3'e eksi 2. Ha yarı çapımız da 1 bölü 2 çarpı kök içinde. 36 artı 16. Eksi 4 çarpı 3. Eksi 4 f'ydi ya. Bitti. Bunu bulun arkadaşlar. Burası büyük ihtimalle 40 mı? Kaç çıkıyor? Evet 40 çıkıyor. 2 kök 10. 2'ler gitti. Kök 10. Bitti bu kadar. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu. Olay bu. Şimdi geldik buraya. Çemberi belirtme şartlarımız var. Arkadaşlar A ile B, A ile C pardon. X kare ve Y karenin önündeki katsayılar eşit olmalı. Çünkü niçin? Arkadaşlar bu genel formülümüz vardı ya, genel denklemimiz vardı ya, genel denklemde şu x kare ve y karenin öndekiler 1 olması lazım. 1 olabilmesi için katsayılar birden farklıysa bunların eşit olması lazım ki böldüğümüz zaman önünde 1 kalsın. Demek ki bir defa kesinlikle a ve c birbirine eşit olmalı. %100. B, ha, x'ye çarpan olmaz ki. Çünkü x'ler bir tarafta, y'ler bir tarafta. Yani bu x artı y'nin karesi yok ki 2x'ye ya da 3x artı y'nin karesi yok ki 6x'ye olursun. Şöyle bir denklem verildiği zaman arkadaşlar x y'le bir çarpan ya da bir terim olmayacak. Yani buradaki b %100 sıfırdır. Ve x kareyden y karenin önündeki terimler de birbirine eşit olmalı. Süper. R sıfırdan büyük olmalı. Evet arkadaşlar R sıfırdan büyük olmalı. Nasıl yani? Adam desin ki x kare artı y kare artı 2x artı 4y artı 10 eşittir 0. Arkadaşlar bu normalde bir çember gibi duruyor ama bu bir çember değil. Nasıl çember değil? İzleyin beni. Şu
x artı 1'in karesi. Yarısını aldık ya. Y artı 2'nin karesi. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4. Topladım 5. Artı 5 olması lazım. Doğru değil mi? Ki artı 10'u versin diye. Karşıya attım. Eksi 5 oldu. Kardeş. Bu R eksi 5 neyin karesi? Bakın bunun R'si sıfırdan büyük olmuyor. R sıfırdan büyük olmalı. Hocam burası 1 olsa idi. Arkadaşlar bu bir çemberdir. Niçin? İzleyin beni. Şu 5 1 olabilmesi için eksi 4 çıkarmam lazım. Eksi 4'ü karşıya attım. Artı 4 mu oldu? Yani 2'nin karesi. R buradan 2 çıktı. Bakın bu da önemli bir kuraldır. Haberiniz olsun. Devam ediyorum. Şurayı sileyim. Ne dedik arkadaşlar hızlı bir şekilde? Bir daha özet geçiyorum. X kare ve Y karenin çarpanları ya da öndeki katsayıları %100 eşit olmalı. X Y'de çarpan olmayacak. B 0 olmalı. Bir de R 0'dan büyük olmalı. Haberiniz olsun. A eşittir C. O da eşittir 1 iken. Yani A'dan C eğer 1 ise. Hani biz R'nin formülünü yapıyorduk ya. Şurada d kare artı f kare eksi 4f. Kökün içi arkadaşlar zaten sıfır olmaz. Sıfır olursa, r sıfır olursa o bir nokta belirtir. Çünkü yarıçapı sıfır olan. Bu bir noktadır. Bitti. Sıfırdan büyük olmalı. Haberiniz olsun. Şartları sağlamalıdır. R sıfır için bu bir nokta belirtir dedim. Noktamız da M noktası olsun. Yani bizim merkezimiz o bir noktadır. Eksi D bölü 2, eksi E bölü 2. R sıfırdan küçük ise bu bir sanal çemberdir. Karmaşık sayılardan aklınıza gelebilir. Bu bir sanal çember oluyor. Haberiniz olsun. Olay bu. Mantık bu. E hadi. Şimdi ise bir doğru ile çemberin durumunu inceleyelim. İkinci derecen denklemleri biliyor muyuz? Evet hocam biliyoruz. O zaman olayımız yani işimiz daha da kolay diyeyim. Daha güzel olur. Buyurun arkadaşlar. Bir çember bir doğruyu ya kesmez, bir çember bir doğru ile teğettir ya da bir doğru bir çemberle teğettir ya da arkadaşlar bir doğru bir çemberi iki noktada keser. Bitti bu. Şimdi bunları incelerken yani kesip kesmemesi noktasında iki farklı şekilde sonuca gidiyoruz. Bakın bir doğru ile bir çemberin durumu iki şekilde anlaşılır. Bir, merkezin doğruya olan uzaklığı. Merkezin doğruya olan uzaklığı. Eğer şu uzunluk R'den büyük ise kesmez. Eğer R'ye eşit ise teğettir. Yok hocam R'den küçük yani yarı çaptan küçük. Çemberin merkezinin doğruya olan uzaklığı. Eğer yarı çaptan küçük ise arkadaşlar %100 iki noktada keser diyoruz. Olay anlaşıldı mı? İkincisi ise ikinci dereceden denklemler. Ortak çözümden. Eğer delta, yani şöyle bir denklem ortaya çıktı. Delta sıfırdan küçük ise kesmez. Zaten biliyorsunuz. Delta sıfırdan büyük ise iki nokta keser. Delta sıfıra eşitse teğettir diyoruz. Haberiniz olsun. Ortak çözümde. E hadi buyurun. Hemen soru üzerinde bu ifadeyi değerlendirelim. Demiş ki x eksi 2'nin karesi y artı 4'ün karesi eşittir 4'ten. Çember ile doğrusu kesişmiyorsa. Arkadaşlar kesişmiyorsa ne diyeceğiz? Bunu isterseniz birincisinden çözelim. Demek ki arkadaşlar merkezin doğruya olan uzaklığı R'den büyüktür. E hadi bu çemberin merkezi ne? Hocam valla merkezi 3'e eksi 4'tür. 3'e eksi 4. Yarı çapı ne? Yarı çapı bu 2'nin karesi ya. Yarı çapı da 2'dir. Tamam. Bu noktanın şu doğruya olan uzaklığını biz nasıl buluyorduk? Mutlak değer içerisinde şu iki noktayı şurada yerine yazıyorduk. X ve Y'nin yerine 9 eksi 16 artı ne? Bölü kök içinde A kare artı B kare. Hatırladık mı? Yani 5. Bu büyük olacak 2'den. R'den büyük olacak. Çünkü kesmiyor diyor. Bak kesmiyorsa. Bitti. 5'i buraya gönderelim. Şu ifadeyi düzgün yazalım arkadaşlar. Şurası n eksi 7 mi olur? Evet. N eksi 7 mutlak değer büyüktür ondan. He, mutlak değerin özellikleri. Diyorsunuz ki n eksi 7 ya ondan büyüktür. N eksi 7 ya da eksi 10'dan küçüktür. Yani n büyüktür 17. N küçüktür eksi 3. Tamam da diyor ki n kaç tam sayı değeri almaz. Bunlar aldığı değerler. 17'den büyük, eksi 13'ten de küçük değerlerini alıyor. Almadığı değerler şu 17'den küçük eşit, eksi 3'ten büyük eşittir. N büyük eşittir, eksi 3
küçük eşittir 17. Bu da almadığı değerler. Almadığı. Hangi değerlerdir? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, en fazla 17'ye kadar. En kaç tane değer alır? Şurada 3 tane, 17 daha 20, 21 tane değer alır. Ya da 17'den eksi 3'ü çıkarın, 20, 1 ekleyin, 21 tane değer alır. Aziz Allah, ezan okunuyor. O zaman ezanımız bitsin, hemen bu sorudan hızlı bir şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, ezanımız da okundu. Buyurun ikinci soruya gelelim. Şimdi ikinci soruyu birinci duruma göre de çözebilirim, ikinci duruma göre de çözebilirim. Hadi her ikisi farklı, hani her ikisini de çözelim. Şimdi birinci duruma göre, şimdi bunun merkezi, yani çemberimizin merkezi 1'e 0. Doğru mu arkadaşlar? Güzel. Yarı çapı da zaten R. Yani yarı çapımız R. Yarı çap R oluyor. Güzel. Şimdi şunun, önce bu doğruyu da yalnız bırakalım. 2x'i bu tarafa atalım. Y eksi 2x eşittir 0'a. Güzel. Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı nasıl buluyorduk? Şu değerleri şurada yerine yazıyorduk. X yerine 1 yazalım. Y yerine 0 yazalım. Mutlak değeri içerisinde eksi 2 bölü. Kök içinde a kare artı b kare, yani 5. E tamam da teğet ise noktanın doğruya olan uzaklığı r'ye eşittir. Ki biz buna teğet diyorduk. Yani bu ifade r'ye eşittir. R'yi buldum. R neye eşit oldu arkadaşlar? 2 bölü kök 5 oldu. Soru bitmiştir. Güzel. Şimdi geldik bunu ikinci çözüm yöntemine. İkinci çözüm yöntemi de şu arkadaşlar. Burayı siliyorum. Burayı da sileyim. Zaten yarı çapı R, onu zaten biliyorum. Şimdi bunu çözdük. Bununla işimiz kalmadı. Şimdi doğru denklemi, yani ortak çözümden delta'yı sıfıra eşitleyeceğim. Çünkü teğetse delta sıfırdı ya, ama ortak çözümden. Şimdi y yerine 2x yazalım. Şuradaki yerine 2x yazalım. Bunu da açılımını yapalım. X kare eksi 2x artı 1. Y yerine 2x yazdım. 4x kare. R kareyi bu tarafa atalım. Eksi r kare eşittir sıfıra. Düzgün yazalım. Şu 5x kare eksi 2x artı 1 eksi r kare sıfırdan. Deltasının sıfıra eşit olması lazım. Deltanın formülü neydi? B kare. Yani 4 eksi 4, a'sı 5 oluyor, c'si de 1 eksi r kare eşittir 0'dan. Şu 4'ler arkadaşlar sadeleşsin. Burada 1 kalır zaten, biliyorsunuz. Şu eksi 5'i dağıtalım. 1 eksi 5 artı 5 r kare 0'dan. Eksi 4'ü karşıya attım, 4 oldu. 5'e böldüm, r kare 4 bölü 5 oldu. R ne çıkar? 2 bölü kök 5 çıkar. Soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı? Bunu birinci duruma göre yaptım. Şurayı ikinci duruma göre yaptım. Mantığı bu. Demek ki arkadaşlar, hızlı bir şekilde durumları bir daha inceleyelim. Bir doğru ile çemberin arasındaki durumu ya merkezin doğruya olan uzaklığına göre hesap yaparız, ya da ortak çözümden delta'ya göre hesap yaparız. Hocam, çemberin merkezi doğruya olan uzaklığı eğer R'den büyük ise kesmez. R'ye eşitse teğet geçer. Yok hocam, R'den küçük ise, yani yarı çaptan küçük belli zaten. O zaman iki noktada keser diyorsunuz. Bitti, bu kadar. Ha, ortak çözümden delta sıfırdan büyükse iki noktada keser. Delta sıfırdan küçükse kesmez. Delta sıfıra eşitse teğettir diyoruz. Buyurun, geldik bizim bu sorumuza. Şimdi doğrusu çemberini A ve B noktalarında kesiyormuş. Durun. Bir tane çemberimiz varmış. Şöyle bir tane de doğrumuz varmış. Güzel. Çemberimizin merkezi belli. 1'e 2. Bu bizim merkezimiz 1'e 2. Güzel. Onu da biliyorum. Yarı çapımız 5'miş. Şuranda 5 olduğunu çok iyi biliyorum. Güzel. Bu noktanın şu doğruya olan uzaklığını bulabilir miyiz? Evet. Arkadaşlar, bu bir kiriş oluyor. Şimdi diyor ki çemberinin A ve B noktalarında kesiyor. Tamam, burası bizim bir A noktası, burası bizim bir B noktası. Evet. AB uzunluğunu istiyor. Senden AB uzunluğu istiyor. Çember ile doğru A ve B gibi iki nokta kesiyormuş. Benden AB uzunluğu istiyor. Benden ki merkezi zaten 1'e 2. Yarı çapımız zaten 5, 5'in karesi olduğu için. Dedim ki bu merkezden şu doğruya bir tane dikme indirsem. Yani şu kirişe, kirişi tam ortadan ikiye böler. Şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşittir. Şimdi ben diyorum ki şu noktanın şu doğruya olan uzaklığını nasıl buluyorduk?
mutlak değer içerisinde 1 ve 2 şurada yerine yazıyorsunuz. Şurada yerine yazıyorsunuz. 1 yazdım 5. 2 yazdım 24. Artı 10 bölüm A kare artı B kare kök içinde. Tam bu 5, 12, 13 özel üçgen değil mi? Bölü 13 eşittir aşı uzunluk. O buraya da ne diyelim arkadaşlar? C diyelim. Eşittir OC uzunluğuna. Güzel. Üst taraf ne çıktı? 39. 13'e böldüm. 3. Şurası 3 oldu. 3, 5. Şurası 4 oldu. Adam AB uzunluğunu istiyor. Şuranın şuraya eşit olduğunu da biliyorum. Cevap 8'dir. Şıklardan 8'i bulursun ve işaretlersin. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Olay bu. Güzel bir soru. Şimdi geldik alttakine. Şimdi alttaki soru diyor ki çemberinin Y ekseninden ayırdığı kiriş. Dur. Arkadaşlar bu bizim X eksenimiz, bu bizim Y eksenimiz. Demek ki çember Y eksenini kesiyor. Bilmiyorum nasıl kestiğini ama şöyle bir kesim noktası oluşturalım. Şurada ve şurada. Y eksenden ayırdığı kirişin, şu kirişten bahsediyor. Uzunluğu nedir? Şu uzunluğu benden istiyor. Ben de diyorum ki çemberin y eksenini kestiği noktaları bulursam nasıl bulacaksın? X'e 0 yazarak. Bir çember y'yi kestiği noktayı isterse x'e 0 yaz. X'i kestiği noktayı isteseydi y'ye 0 yaz. Hadi bunun y'sini ben bulayım. X eksenini onu sana ödev olarak bırakayım. Buyurun arkadaşlar. Y eksenini kestiği nokta diyorsa tabii ki x'e 0 yazacaksınız. 8'in karesi 64. 64'ü karşıya attım. Y artı 11'in karesi eşittir 225'e. Bu 15'in karesi değil mi? O zaman Y artı 11 ya 15'tir. Y artı 11 ya da eksi 15'tir. 11'i karşıya attım. Y 4 oldu. Şurası 4. 11'i karşıya attım. Eksi 26 oldu. Burası da eksi 26. Benden aşı uzunluğu istiyor. O da 31'indir. Şıklardan 30'u bulursun ve işaretlersin. Nasıl arkadaşlar? Olay bu. Çözüm bu. Ne duruyoruz? Haydi. Evet arkadaşlar, şimdi sıra teğet ile normalin denklemi. Bunların ilişkileri nasıldır? Bunları birlikte böyle bir irdeleyelim. Arkadaşlar çember. Çembere bir tane teğet geçsin. Tam çember ile bu geçtiği teğetin o değme noktaları var ya, oradan merkeze bir tane doğru parçası çizdiğimiz zaman bunlar birbirine diktir zaten. Biliyorsunuz bu çemberin özelliğinden dolayı arkadaşlar bu teğet oluyor, bu da normal oluyor. Normal arkadaşlar her zaman çemberin merkezinden geçer, bunu unutmayın. Hadi teğet ve normal dik kesişir, zaten doğrudur. Normalin eğimini ben sana bulabilirim. Normalin eğimi arkadaşlar değdiği, çembere değdiği nokta bu teğetin aynı zamanda normalin de geçtiği nokta oluyor. Merkezden de geçiyor. Arkadaşlar y'lerin farkı bölü x'lerin farkı. Y'lerin farkı bölü x'lerin farkı bu sana normalin eğimini verir. Tamam da normalin eğimini bulduktan sonra bunlar birbirine dik olduğunu biliyorsam teğetin eğimiyle normalin eğimleri çarpımı eksi bir değil midir? O zaman soru bitti. Normal teğete dik olan doğrudur. Bunu unutmayın. Hadi. Geldik sorularımıza. Şimdi çemberin üzerindeki 3'e 1 noktasında arkadaşlar 3'e 1 bir defa bu denkleme yani şu çemberi sağlar. Ya da denklem de diyebilirsiniz sağlar. 3'e 1 yazın gerçekten 20'yi veriyor. Bunda hiçbir sıkıntımız yok. Ne diyor? Teğetin ve normallerin eğimi nedir? Evet. Arkadaşlar ben sana normalin eğimini bulabilirim. Normalin eğimini bulmak çocuk oyuncağıdır. Şimdi bu bizim çemberimiz olsun. Bu bizim teğetimiz olsun. Bu da bizim normalimiz olsun. Normalin merkezden geçtiğini çok iyi biliyorum. Tamam. 3'e 1. Şurası 3'e 1 noktasıymış. Merkezi de 1'e eksi 3. 1'e eksi 3. 2 noktası belliyse bu benim normalin eğimini bulalım. Bu bizim normalin denklemi olsun. M normali şimdi ilk başta bulacağım. Normalin eğimi arkadaşlar... İki noktası belli olan doğrunun eğimini y'lerin farkı bölü x'lerin farkı. Güzel. Y'lerin farkı ama sağdakinden soldakini çıkarıyorsak hep sağdakinden soldakini çıkaralım. M normal eşittir. 1'den eksi 3 çıktı 4 bölü. 3'ten 1 çıktı 2. 2 mi çıktı? İşte bu normalin eğimidir. Teğetin eğimi ise ters çevirip eksiyle çarpıyorduk. Eksi 1 bölü 2. Ya da m teğet çarpı 2 eksi 1'den. M teğet eksi 1 bölü 2 olur. Soru bitmiştir. Geldik alttakine.
Çemberin üzerinde birebir noktasından geçen teğetin denklemi nedir? Arkadaşlar önce bir normalin eğimini bulalım. Tamam. Geç merkezini hemen sana söyleyeyim. Bunun merkezi 9'a eksi 5. Merkezi 9'a eksi 5. Güzel. İki noktası belli olan normalin eğimi nasıl bulunur? Y'lerin farkı bölü x'lerin farkı. Güzel. M normal eşittir. Y'lerin farkı 6 bölü x'lerin farkı. 1'den 9 çıktı. Eksi 8. Yani eksi 3 bölü 4. Bu teğetin, işte bu normalin eğimi. Teğetin eğimi de ters çevirip eksiden çarpıyorsunuz. Artı 4 bölü 3 olur. Güzel. Onu da buldum. Geçtiği nokta da belli. O zaman denklem oluştu. Y eşittir mx artı n'i hatırladık mı? Eğim belli. 4 bölü 3. Yani y eşittir 4 bölü 3x artı n. Birebir de denklemi sağlar. Çünkü arkadaşlar normalin geçtiğiyle teğetin geçtiği aynı noktadan geçerler. Güzel. Birebir denklemi sağlarsa, birebir yazdığınız zaman, bunu da karşıya attığınız zaman buradan n ne çıkar? Eksi 1 bölü 3 mü çıkar? Evet, birebir yazdım. 4 bölü 3'ü karşıya attım. Eksi 4 bölü 3 birden topladık. Evet, eksi 1 bölü 3. Ha, 3'leri buraya çarpma olarak geçirin. En son halini size oluşturayım. Şurası 3'ye. Güzel. 4x'i bu tarafa atalım. Eksi 4x, eksi 1'i bu tarafa atalım. Artı 1 eşittir 0. İşte denklemimiz oluşmuş oldu. Bu birinci çözüm yöntemi. Bir de arkadaşlar bunun bir kolay yöntemi daha var. Bakın kolay yöntemini, mantığı yok ama kolay bir çözüm yöntemi daha var. Bu bir püf noktadır. İzle, izle, izle. Şunları normal çarpım olarak yazacaksınız. Hocam yazalım. Yani x eksi 9 çarpı x eksi 9 artı y artı 5 çarpı y artı 5 eşittir 100'den. Şimdi arkadaşlar direkt teğetin denklemini istediği zaman bu kural geçerlidir. Şimdi birebir noktası ama her x'te değil. Bir tane x'te 1, bir tane y'de 1 yazdınız mı denklem ortaya çıkar. 1'e 1. Soru bitmiştir. Şurası eksi 8 çarptık. Eksi 8x artı 72. 6 ile çarptık. Artı 6y artı 30 eşittir 100'den. Evet 6y eksi 8x 70, 102 mi oldu? Evet. 100'ü bu tarafa attım. Artı 2 eşittir 0'dan. Herkesi 2'ye böl. 3y eksi 4x 3y eksi 4x artı 1 eşittir 0 oldu. Gördünüz mü? Mantığı bu, olayı bu. Ne yaptım arkadaşlar? Hızlı bir şekilde bir daha özet geçiyorum. Yani kolay yöntemini. X eksi 9 çarpı x eksi 9, y artı 5 çarpı y artı 5 eşittir 100 dedim. Şu teğetin denklemi istediği zaman geçerli olan bir kuraldır. Bire bire bir tane x'te bir tane yerde yerine yazın. İşte bulduğunuz denklem teğetin denklemidir. Sağdaki soru. Ne diyor? Teğetin denklemi nedir? Arkadaşlar kolay. Bir defa 2'ye eksi 4 denklemi sağlar. Hemen sana r kareyi bulayım. Şimdi 2 yazdım. 2'nin karesi 4. Eksi 4'ün karesi 16. Topladım 20. Ha şu r kare neye eşitmiş? 20'ye eşittir. R'yi bulmana gerek yok. R karenin hepsi 20 oldu. Güzel. Şimdi ben bu x kare y kareyi x çarpı x'e y çarpı y yazabilir miyim? Eşittir 20'ye. Güzel. 2'ye eksi 4 demiş. X'lerden bir tanesine 2, y'lerden bir tanesine eksi 4 yazdınız mı? Soru bitmiştir. 2x eksi 4'ye 20'yi bu tarafa atın. Eksi 20 sıfırdan. Herkesi 2'ye bölün. İşte oluşan denklem, teğetin denklemi budur. Haberiniz olsun. Bu birinci çözüm yöntemi. Kolay çözüm yöntemi. Şimdi geldik orijinal çözümümüze. Olay anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Kolay. Şimdi 2 eksi 4 denklemi sağlar yerine yazdım. Güzel. Benden teğetin denklemini istiyorsun. O da güzel. Şimdi merkezi 0'a 0. Merkezi bir çemberimiz var. Merkezi arkadaşlar. Şurası 2'ye eksi 4. Çemberin üzerindeki bir nokta olsun. Bu normalin eğimini ben sana çok rahatlıkla bulurum. Merkezi 0'a 0. M normal eşittir. Y'lerin farkı eksi 4 bölü. X'lerin farkı 2'den ne çıktı? Eksi 2 çıktı. O zaman M, teğet ne olur? Ters çevirip eksiden çarpıyorduk. 1 bölü 2 mi oldu? Tamam. Geçtiği nokta belli. Benden şu teğetin denklemini istiyor. Güzel.
Yine aynı formatı kullanalım. Y eşittir mx. M'miz neydi? 1 bölü 2x artı n. 2'ye x 4 denklemi sağlar. X'e 2, y'ye eksi 4 yazınca 2'ler gider. Burada 1 kalır. Eksi 4, 1'i karşıya atın. Eksi 5. Aa, n'i de eksi 5 buldum. Soru bitmiştir. Payda eşitleyin. Yani en son halini yazıyorum. 2'yi buraya göndereceğim. Şu x eksi 10 bölü 2 olur. 2'yi bu tarafa gönderdim. 2'ye hepsini bu tarafa atın. 2'ye eksi x artı 10 eşittir 0. Ya da 2'ye karşıya atın. X eksi 2'ye eksi 10 eşittir 0. Her ikisi de denklem, her ikisi de denklemdir. Ya da direkt bu şekilde de şıklarda bulursunuz, işaretlersiniz. Artık hangisi varsa ona göre çözümünü yaparsınız. Geldik üst tarafa. 1 eksi 1'e 5 noktası. Normalin denklemi. Dur. Güzel bir soruya benziyor. Evet, sildik arkadaşlar. Şimdi bir çemberimiz varmış. Eksi 1'e 5 noktasındaki normalin denklemi buymuş. Durun, bir tane çember çizelim arkadaşlar. Şurası eksi 1'e 5 noktası olsun. Ne diyor? Normalin denklemi. Şimdi bu bizim teğetimiz olsun. Bu bizim teğetimiz. Normal dediği de şu değil midir? Evet. Ve bu merkezden geçecek. Önemli değil. Zaten merkeze A'ya B dediği için benim onlardan fazla bir işim yok. Şimdi arkadaşlar, eksi 1'e 5 şu normal doğrunun üzerindeyse normali sağlamaz mı? Evet, normali sağlar. Aynı zamanda teğet de sağlar. O ayrı mesele. Şimdi bu eksi 1'e 5 normali sağlıyorsa şurada yerine yazdığımız zaman ben önce bir n'i bulabilir miyim? Tabii ki bulabilirim. X yerine eksi 1 yazalım. Eksi 3. Y yerine 5 yazalım. Eksi 5n artı 8 sıfırdan. N'i buradan 1 buldum. Eksi 5n'i karşıya attım. 5n 5'ten n 1 çıktı. N'e 1'i bastım. N'imiz 1'miş. Güzel. Bana bunun eğimini artık bulabilir misiniz? Tabii ki bulabiliriz. Arkadaşlar eğim bulmasını hatırlıyoruz değil mi? Ax artı by artı c sıfırdan. Şunun eğimi eksi a bölü b'ydi. Bunu hatırladık değil mi? Yani eğimi eksi 3 bölü eksi 1'den 3 mü oldu? M normal. Evet, eksi 3 bölü eksi 1'den 3 oldu. Tamam da teğetin eğimi de ters çevirip eksilerini çarp diyorduk. Eksi 1 bölü 3 oldu. Güzel. Bunu siliyorum. Ben bununla bir işim yok arkadaşlar. Eğim belli. Eksi 1 bölü 3. Denklemi de mx artı n'den. Bunun sana bu teğetin denklemini çok rahatlıkla bulabilirim. Dediniz ki y eşittir mx artı n. Tamam. Eksi 1'e 5 denklemi sağlar. X'e eksi 1, y'ye 5 yazalım. 5 eşittir x'e eksi 1 yazıyorduk. 1 bölü 3 artı n'den. 1 bölü 3'ü karşıya attım. Eksi 1 bölü 3, 14 bölü 3 mi olur? Evet. Denklem ortaya çıktı. Y eşittir eksi 1 bölü 3x artı 14 bölü 3. 3'ü bu tarafa gönderelim. Hepsini bu tarafa atalım. 3y artı x eksi 14 eşittir 0. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Olay bu. Dedim ki şu nokta şunu sağlar. Yerine yazdım. N'i 1 buldum. N 1 ise ben bunun eğimini çok rahatlıkla bulabilirim. Normalin eğimini. Normalin eğimi arkadaşlar eksi a bölü b'den 3 çıktı. Bu normalin eğimi. Teğetin eğimi de ters çevirip eksine çarpıyorduk. Eksi 1 bölü 3 oldu. Y eşittir mx artı n. Y eşittir mx artı n. Bu da arkadaşlar teğetin denklemi olsun. Eğim eksi 1 bölü 3 ise m yerine eksi 1 bölü 3 yazdım. Eksi 1'e 5 hem normalin üstünde hem de teğetin üstünde olduğu için her ikisini de sağlar. X'e eksi 1, y'ye 5 yazdım. X'e eksi 1, y'ye 5 yazdım. N'i buldum. 14 bölü 3 yerine yazdım. Soru bitmiştir. Hadi ne duruyoruz? Evet arkadaşlar, noktayla çemberin durumu. Şimdi nokta çemberin dışında, ya çemberin üstünde ya da çemberin içindedir. İki farklı şekilde bu durumlar inceleniyor. Bir nokta ile çemberin iki şekilde anlaşılır durumları. Bir, noktanın merkeze olan uzaklığı. Noktanın merkeze olan uzaklığı eğer R'den büyük ise dışında. R'ye eşit ise, yarıçapa eşit ise arkadaşlar üzerinde. Yok, R'den yarıçaptan küçük ise arkadaşlar içindedir diyoruz. Bunda bir sıkıntımız var mı? Bir noktanın bir noktanın uzaklığında formülünü biliyorum.
Hani kök içinde x'lerin karesinin farkı artı y'lerin karelerin farkıydı ya. Bunu da arkadaşlar unutmayalım. Şimdi noktanın çembere göre kuvvetinden de yola çıkabilirsiniz. Onu da nasıl yapıyorsunuz? Tüm hepsini bir tarafa attıktan sonra. Yani şurada 16'yı bu tarafa atacaksınız. Şunları yerine yazacaksınız. Öyle diyor. Noktayı çembere yerine yazdığımızda ama herkesi bir tarafa attıktan sonra çıkan değer noktanın çembere göre kuvvetidir. Ha, P kuvvet P ile gösterilir. P sıfırdan büyük ise dışarıda, P sıfırdan küçükse içeride, P sıfıra eşitse nokta çemberin üzerindedir diyoruz. Olay anlaşıldı mı? Hadi bunu bir soru üzerinde gösterelim. Şimdi bu noktanın şu çembere göre hemen biz hızlı bir şekilde kuvvetini bulalım. Kuvvetini bulmak için önce bir 16'yı bu tarafa atacaksınız. Atalım. Şurası eksi 16 eşittir ne oldu? Sıfır oldu. Şu iki değeri de yerine yazalım. İşte çıkan sonuç benim kuvvetim oluyor. Hadi eksi 3'ü yerine yazdım. Eksi 3, eksi 3'te eksi 6 karesi 36. P eşittir. 2'yi yerine yazdım. Artı 1, eksi 16. O da eşittir kaç çıktı arkadaşlar? 21 mi çıktı? İşte bunun kuvveti 21'dir. Kuvvet sıfırdan büyük olduğuna göre arkadaşlar bu nokta kuvvet sıfırdan büyük ise dışarıdadır. Şu nokta şu çemberin dışında oluyor. Haberiniz olsun. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Olay bu. Yerine yazdık. 36. Yerine yazdım 1. 16'yı bu tarafa attım. Eksi 16. Evet. 37'den 16 çıktı. 21 çıkar. Nokta çemberin dışında oluyor. Ya da ilkine göre de yapabilirdik. Noktanın noktaya olan uzaklığı. Yani noktanın merkeze olan uzaklığı. Arkadaşlar şu eşittir 16 değil miydi? Evet. Bunun merkezi 3'e 1'dir. Tamam. Şu noktanın şuna olan uzaklığını bulalım. Bunun R'si de 4'tür. 4'ten büyük çıkar büyük ihtimalle. 4'ten büyük ise arkadaşlar biz çemberin dışında diyeceğiz bu nokta. Hadi noktanın noktaya olan uzaklık eşittir. Kök içinde x'lerin kareleri farkı 36. Y'lerin kareleri farkı 1. O da 37 mi çıktı? Kök 37. Kök 37 4'ten büyüktür. Evet. Çünkü 4 kök 16'dır. Büyükse dışındadır diyoruz. Soru bitmiştir. İster o şekilde çöz, ister bu şekilde çöz. Birinci sorumuzu hem birinci duruma göre hem de ikinci duruma göre çözmüş olduk. Haberiniz olsun. Hadi yolumuza devam edelim. Şimdi noktasından geçen. Şimdi ben sana şunu da anlatmak istiyorum arkadaşlar. Kuvveti bütün hepsini denklem, bütün denklemlerin hepsini bir tarafa attıktan sonra direkt yerine yazdığınız zaman o sana kuvveti verir. Ya da şöyle bir tane doğru parçası çizelim. Arkadaşlar kuvvet şöyle bulunur. Şu çarpı şu. P eşittir. Buraya B noktası diyelim. Şuraya C noktası diyelim. AB çarpı AC'dir. Yine sana kuvveti verir. Haberiniz olsun. Hadi geldik bizim bu sorumuza. Noktasından geçen bir tane çemberimiz varmış arkadaşlar. Bir tane A noktası varmış. Ve çemberini A ve B noktalarından kesiyorsa. Bir tane doğrum varmış bu noktadan geçen. Bu 1'e 2 noktasıymış. Evet. Çemberi bir B noktasında kesiyormuş. Bir de C noktasında kesiyormuş. Bu da bizim A noktasıymış. Evet. Sen benden ne istiyorsun? Benden neyi istiyor bakalım bir. Ben bu B'yi niye yapamadım ya? Benden AB çarpı AC. AB çarpı AC'yi istiyorsa senden kuvveti istiyor. Kuvvet nasıl bulunurdu? Şu noktaları şu X ve Y'nin yerine yazarak kuvveti çok rahatlıkla bulabilirdik. Bakın senden dolaylı yoldan kuvveti istiyormuş. Kuvveti bulmasını arkadaşlar öğrendik değil mi? Bir noktanın çemberin dışında ise kuvveti kolay bir şekilde bulunur. Hemen diyorsunuz ki hocam eğer çemberi kestiği noktalar belliyse ilk kestiği noktaya kadar o noktanın uzunluğu ile o ikinci kestiği noktaya kadarki uzunluklar çarpımı sana her zaman kuvvet verir. Tamam da zaten senden dolaylı yoldan kuvveti istiyor. AB çarpı AC. Dolaylı yoldan kuvveti istiyorsa ben kuvveti bulmasını biliyorum. Tüm denklem bir tarafa atılmış mı atılmış? Sadece bunları yerine yazdınız mı? Kuvvet ortaya çıkar. Soru bitmiştir. Eşittir. Biri yerine yazalım. 1, 2 yerine yazdım. 4. 1'i 2'yi yazdım. Eksi 2 artı 8. Eksi 2'den işte bu sana şu eşitliği bize verir. Kaç çıktı arkadaşlar?
Burası 5. 4 daha 9 olur. Evet. 5. Şurası 4. 8'den 4 çıktı. 4. 5, 4 daha 9. Cevap 9'dur. Geldik üstteki sorumuza. Şimdi çemberinin eksi 3'e 2 noktasından geçen en kısa. Dur. Bir tane çemberimiz varmış. Ama eksi 3'e 2 noktasından geçen bir tane kirişim varmış. Öyle diyor. En kısa kirişin uzunluğu nedir? Kiriş dediğine göre bu nokta çemberin dışında olamaz. Çünkü kirişler çemberin içinde olur. Güzel. Şimdi ben de diyorum ki şu en kısa kirişi istiyorsak en kısa kiriş arkadaşlar çapa dik olan Bu bizim merkezimiz 3'e 5'miş. Al sana 3'e 5. %100 diktir dedim. Süper. Dikse arkadaşlar burası da eksi 3'e 5. Eksi 3'e 2 noktasıymış. Evet. Şimdi iki noktanın arasındaki uzaklığı hemen bulalım. Yani şu uzunluğu bulalım. Zaten yarı çapımız da 7 birimmiş. Evet. Şurası 7 birim. Şu uzunluğu da bulalım. Uzunluk eşittir kök içinde. X'lerin farkının karesi. Y'lerin farkının karesi. Üç kök beş. Evet. Şurası da ne çıktı? 3 kök 5. O zaman şurası 2 olur. Pisagor bağıntısından. Tamam da kiriş çembere çapa dikse şu uzunluk şu uzunluğa eşittir. Şurası da 2 olur. Uzunluğumuz kaç birim oldu arkadaşlar? 4 birim oldu. Şıklardan 4 birim bulup işaretleriz. İşte en kısa kirişin uzunluğu 4 birimdir. Bir de sana kolay bir yöntem göstereyim. Arkadaşlar en kısa kiriş uzunluğunun formülü 2 çarpı kök içinde eksi p'dir. Bitti. Çünkü niçin eksi p diyorum? Arkadaşlar nokta büyük ihtimalle çemberin içindedir. Ki kiriş dediğine göre %100 içindedir. Çünkü kiriş çemberin içinde olur. O zaman bunun p'si negatif olur. Evet. P'si negatifse eksiden çarpalım ki pozitif olsun. Arkadaşlar şimdi p'yi nasıl bulacağız? Şu ikisini burada yerine yazalım. Önce bir p'mizi bulalım. Hadi bakalım. Eksi 3'ü yerine yazdım. 36. 2'yi yerine yazdım. 9. 49'u da bu tarafa attım. Eksi 49. Bu sana p'yi verir. 45. P'miz eksi 4 mü oldu? Eksi 4'ü yerine yazın. Artı 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 kere 2. 4 olur. Evet zaten biz ne bulmuştuk? 4 birim bulmuştuk. Bu da işin kısa yoludur. Ama en kısa kirişin uzunluğu istediği zaman en kısa kiriş uzunluğu. En kısa kiriş uzunluğunun formülü budur. Gerekli midir? Değildir. Ama bazı arkadaşlarımız özellikle bu noktalara hassasiyet gösterdikleri için bunu da yazmış oldum. Şimdi geldik alt tarafa. Şimdi arkadaşlar bu ne ya? Sinkos. Şimdi 4'ü bu tarafa, eksi 3'ü bu tarafa atalım. Her tarafın karesini alalım. Çünkü sin kare artı kos karenin 1 olduğunu biliyorum. Süper. Hadi. 4'ü bu tarafa atalım. X eksi 4 eşittir 13 kos Q. Y. Dur. Y artı 3 13 sin Q. Her iki tarafın karesini alıp alt alta toplayalım. Hadi bakalım. Her iki tarafın karesini alıp alt alta toplayacağım ki. Çünkü ben sin kosu istemiyorum. Hem sin kosu ne işim var ya? Ama sin kare artı kos karenin 1 olduğunu biliyorum. Yani x eksi 4'ün karesi artı y artı 3'ün karesi eşittir 13'ün karesine. 13'ün karesi, 13'ün karesi toplasak sin kare artı kos kare 1'dir. Yazmasanız da olur arkadaşlar. En son şöyle bir denklem ortaya çıktı. Güzel. Şimdi çemberin dışındaki x'e 2 noktasına ne diyor? Çemberin dışında önce bir çemberimizin denklemini kurduk. X'e 2 noktası veriliyor. Ha, o zaman şu x'e 2 çemberin dışındaysa bunun kuvveti arkadaşlar sıfırdan büyük olur. Hadi kuvvetini bulalım. 13'ün karesini bu tarafa atacağız ama şu x'e 2'yi şurada yerine yazalım. X yazdım. X eksi 4'ün karesi artı Y yerine 2 yazmamı istiyor. Yani 25. 13'ü de bu tarafa atalım. Eksi 169. Bu sana kuvveti verir. Büyüktür 0. Doğru mudur? Şurası eksi 144 karşıya attım. X eksi 4'ün karesi büyüktür 144. Yani X eksi 4 büyüktür 12. X eksi 4 küçüktür eksi 12. X büyüktür 16. X küçüktür eksi 8. Sen benden ne istiyorsun?
X'in en küçük pozitif tam sayı değeri. X'in en küçük pozitif tam sayı değeri arkadaşlar 17'dir. X'in en büyük negatif tam sayı değeri deseydi eksi 9'u işaretlersiniz. Bunun cevabı arkadaşlar 17'dir. Şıklardan 17'yi bulursun ve işaretlersin. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Y4'ü bu tarafa, eksi 3'ü bu tarafa attım. Karelerini topladım. Sin kare artı kos karenin 1 olduğunu biliyorum. Çemberin denklemi buldum. Şu dışındaysa kuvveti 0'dan büyüktür dedim. Yerine yazdım. 0'dan büyük yaptım. Çünkü bu bana kuvveti veriyor arkadaşlar. Normal rutin işlemlerimi yaptım. En küçük pozitif tam sayı değeri istediğiniz cevap 17'dir. 17 ışıkları da buldum ve işaretledim. Bitti bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. Anlatıyı bu şekilde bitirmiş olduk. Sizleri seviyorum. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip yorum atarsanız beni mutlu edersiniz. Şimdilik hoşça kalın.